bugün, dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşillerde var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda. Vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşillerde var arayıp bulana. Bunları nereye koyayım? Bilmem. Kutuya koy istersen. Babamın eşyalarını gerçekten birilerine vermek zorunda mıyız? Öyleymiş. Annemle de yani ihtiyacı olan birilerine vermemiz lazımmış. Çok severdi o aptal şapkayı. İki sene önce falandı değil mi bu? Marsilya'da görüp beğenmişti. Evet. Tatil boyunca çıkarmadı kafasından. Baba yakışmıyor desek de. Takacak illa. Yakışmıştır bence. Babama. Neye üzülüyorum biliyor musun? Keşke daha fazla vakit geçirseydik onda. Keşke daha önce bulsaydık birbirimizi. Seni çok sevmişti ama bunu biliyorsun değil mi? Hı. Sevmiş miydi gerçekten?
seviyordu tabii. Çok seviyordu hem de. Bu yüzden bu kadar kıskanıyordum. Atanın giderim o yüzden de. Tabii. Tam dayaklı kızına. Öyleyim. Öyleydim. Ama geçti. Artık iyiyiz değil mi? İyiyiz. Ömer babamın saatlerinden falan ister misin? Ya da şu birikliklerinden. Hep takardı bunlar. Yok. Ben sadece şunu alabilir miyim? Mızıkayı mı? Aha. Tabii. Senin ne işin var burada? Kardeşlerimle görüşmek için sizden izin alacak değilim. Tabii ki benden izin alacaksın. Çünkü ben de artık çocuklarımla birlikte bu evde yaşıyorum. Ömer'i biz çağırdık anne. Saçmalama istersen. Tamam, sorun yok. Okulda görüşürüz. Yok yok, bekle bizi. Biz de gideceğiz zaten okula. Dışarıdayım. Bana bakın, bu çocuk böyle babanızın değerli bir eşyasını falan almadı değil mi? Almadı anne, almadı. Hah, iyi. Ama sen iyice saçmalıyorsun. Hadi Yasmin, gidelim. Vallahi bu yeni ev 10 numara 5 yıldız baba. Çok iyi yaptın bu evi almakla. Aa, kifa takıl. Tabii oğlum. Neden? Çünkü eve yeni gelin geldi. Anladın? tabii yeni gelin gelince yeni ev, yeni araba. Efendime söyleyeyim, yeni mücevherat. Vallahi bak sana söylüyorum, bak cüzdanıma kibrit suyu döküldü la. Ay abartma Akif. Vallahi abartıyor oğlum. Sadece dedim şöyle güzel, daha güzel bir eve çıksak nasıl olur, ne dersin dedim. Sonuç bu. İyi ki de dedin. Ya size harcamayacağım, nereye harcayacağım Allah'ını seversen ya. He? O zaman ne yapıyoruz? Oğlucuğum, oğlum. Patı patı patı, uçak geliyor. Brrr, brrr, uçak geliyor, hadi. Hadi aslanım be. Baba ne yapıyorsun Allah'ını seversen, çocuk muyum ben ya? Çocuksun tabii. Çocuksun efendim, Allah Allah. Çünkü 70 yaşına da gelsen, 80 yaşına da gelsen sen bizim gözümüzde çocuk kalacaksın. Evlatlar annesinin babasının gözünde her zaman bebektir. Öyle değil mi Nebo'cum? Evet öyle vallahi. Haklısın Akif'ciğim. Çocuklar bizim gözümüzde hiçbir zaman büyümüyorlar evladım ya. Hele bir de bu. Hele bir de sen, bu ne kadar sen nazlı bir çocuksun. Ah Bahar'ım bir göreydin. Sen bir Doğruk abini bir göreydin çocukken vallahi. Sabah başladık. Hadi oğlum aç ağzını, uçak gülü vuvuvu açma. Aman uçak iniyor, helikopter kalkıyor. Pata 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 bir şey. Vallahi evi sabahtan başlıyor Sabiha Gökçen havaalanına çeviriyordu ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ne yap? Oğlum ne yapıyorsun Allah? O kadar biber dökülür bana ya. Sendeki sucuk sevgisi gibi düşün baba. Seviyorum ne yapayım? Seviyorsan git konuş. Ne yapacaksın? Bu kadar biber dökülmez. Hadi biber sizin de. Bibersin aslanım benim. Aman o zaman sen. Hadi bak. Ay. Aferin sana ay, be. Ay Akif ne yapıyorsun? Allah aşkına çocuğun yarasının önünden çatal geçirip duruyorsun. Bir kaza çıkacak. O yaranın hali ne olacak oğlum ya? Ne olmuş ki? İz kalıyor. Geçmiyor. Kim nasıl diktiyse o. Biz bir estetikçe falan göstersek onu geçirmek için ha Akif? Vallahi bence gayet estetik. Sanki böyle bir paçak attı bana. Böyle bir yaralı yüz hesabı. Böyle bir şey oldum.
Bıçkın oldun, bir delikanlı oldun ha, olmadın mı? Öldün, sağlam delikanlı oldun. Doğru, katakul. Olur, olur. Olur, ne boşum içeceğim. Erkek adama faça yakışır bir yerde yani. Ay yapmayın Allah aşkına, ne façası canım. Zaten gözümün önünden de gitmiyor o kaza. Ya koskoca minibüs oradan yuvarlandı ya, böyle gözümüzün önünde gitti. Üf, neyse, hepiniz kurtuldunuz da. Kurtulduk, kurtulduk da Ahmet amcayı kaybettik. Hakikaten ya, ben hastaneden çıktığımdan beri soracağım sizi, unutuyorum. Siz o gün ne yapıyordunuz orada? Kaza yerinde yani. En son böyle arkamızdan bayağı hızlı gelip kornalara falan bastığınızı hatırlıyorum ama... sonrası bende bulanık. Sadu, bir şey soracağım ya. Ne istedi o kadın senden? Abi ayrıldığı kocası varmış bunun. Kullandığı bir minibüs var. Onun frenlerini kestim. Ne? Bir tane minibüse doluşmuş bunlar. Suzan'la Ahmet'in nikahına gidiyorlarmış. Bir de nispet olsun diye bak fotoğraf atmış. Bakayım mı? E tamam işte. Asiye var. Asiye'nin olduğu yerde Doruk da olur. 2-2-4 yani. Senin frenlerini patlattığın minibüs var ya. Ha işte o minibüsün içinde Doruk da var. Hatta Sarp da var, biliyor musun bunu? Senin frenini kesip ölüme yolladığın, Ahmet'i ölüme yolladığın minibüsün içinde şu anda benim evladım var kadın. Senin de evladın var. Allah senin belanı versin Şevval. Aç Doruk. Dayan oğlum. Dayan aslanım, geliyoruz. Konvoy. Konvoy. Konvoy oğlum tabii, tat 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 olur ya konvoyları, düğün konvoyunda. Ahmet biz düğüne davet etti. Biz dedik madem düğüne gidiyoruz konvoya da iştirak edelim dedik. Tat 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 o şekilde. Değil mi? Tabii tabii tabii, biz de davetliydik oğlum. Aranız iyi miydi ki sizin? Yani değildi. İyi değildi de işte Ahmet. Yani işte demek ki orada hava atmak istedi. Şimdi rahmet istediyse demek ki konuşuyoruz. Kendisi hakkında Allah rahmet eylesin. Afiyet olsun size. Nereye lan? Önce Asiye'me, sonra okula. Biz de geliyoruz bugün okula. Okul aile birliğinin toplantısı var bugün. Okulda da görüşüyoruz o zaman. Vallahi Asiye Hanım'dan fırsat bulursan anan baban da görürsün oğlum. Adios. Tövbe estağfurullah. Yeni yeni adetler. Güle güle. Zeytin de ister misin abla? Ablacığım, alırım ben zeytinimi. Sen kendi kahvaltını yapar mısın? Kurban olurum be sana, kuzum benim. O minicik illeriyle böyle ekmeği bölüp bölüp ablana yemek mi yediriyorsun sen? Evet, ablam sağ kolunu kullanamıyor ya, ona yardım ediyorum. Oy! Aferin benim güzel akıllı kızıma, aferin sana. Sevgili çekirdek ay. Lem, gerçekten teşekkür ederim beni beklemeden başladığınız için. Ay paşam, hazırlanmanı bekleyemedik, kusura bakma. Fadir'im kurban olayım, bak şu kızına bir şey söyle. Gerçekten arada gel, uğraşmasın benimle. Hem seninle tartışıp da o güzel, narin, hassas ve fevkalade cildimi büzüştüremem. Tamam. Hadi bakalım. Oturma oraya, oturma. Suzan Hanım bekliyoruz. Pisletme kadın tabağını. Çek bir sandalye, otur şuraya. Geç kaldın zaten kahvaltıya. Olacak! Lan bir pislik yapma ya. Çay soğuktu. Niye soğuk söyleyeyim sana? Çünkü gevezesin oğlum, geveze. Ondan soğuk çayı. Kime çekti acaba? Ha, anasına çekmiş demek istiyorsun yani Aybike. Bravo sen. Yani Oğulcan, kustun. Ben bununla yarışamam ki. Car 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 çenesi durmuyor motor gibi maşallah. İnşallah içeride de tepişip uyandırmadın Umutcan'ı. Bari size bir şey diyeyim mi? İçeride melek gibi uyuyor. Hele bir de var ya, hiç anlatamam, görmen lazım. Lan oğlum yemek yiyoruz şurada. Yapma şunu ya. Aa, Suzan teyze. Ya, dikkat et. Ay, tamam tamam canım, o kadar da değil. Suzan Hanım hoş geldiniz. Yavaş. Merhabalar. Dikkat. Hoş geldin Suzan Hanımcığım. Hoş bulduk Şengül Hanım.
Ömer yok mu? Ömer Sarplar'da, oradan geçecek okula. Ha, tamam. Nasılsınız? Ağrınız, sancınız falan yoktur inşallah. Fizik tedaviye gidiyorum Orhan Bey. İyiyim. İyi olmaya çalışıyorum daha doğrusu. Geçmiş olsun Nedim. Sağ ol. Ben sizin televizyon programınıza rastladım geçen gün. Maşallah Şengül Hanım, o ne enerji öyle. Teşekkür ederim. Evet, enerjiyimdir. Seyirci de bayılmış. Vallahi oradakileri de bayılıyorlar. Sözleşmemizi yenilediler. Ha dediler, önümüzdeki dönemde sizinle devam edelim. Ha işte bakalım, hayırlısı. Vallahi madırım, benden önce ünlü olduğun için azıcık bir kıskanmıyor değilim bak. Oğlum aşk olsun, niye kıskanıyorsun? Ha ben ünlü olmuşum, ha sen ünlü olmuşsun. Şan şöhret ailemizin. Ama sen hiçbir şey yemedin Suzan Hanımcığım. Ne olur bir lokma bir şey al. Yok Şengül Hanım, benim pek iştahım yok bu ara. Çay içerim. Haklısın tabii, nasıl iştahın olacak? Her evlendiğin ölüyor. Hoppala yav kadın. Ya hakikaten ağzının ayarı yok ha. Şimdi şu söylenecek laf mı ya? Hakikaten anne ya. Ya aşk olsun, ben ne dedim ki? Doğruyu söyledim. Ha, Resul Bey'le evliydi, adam öldü. Sonra neydi adamın? Kenan Bey vardı, onunla evliydi, o da öldü. Bir de rahmetli var. Yenge, devam etmesem mi acaba? Adamlar sapır sapır dökülüyor. Tüydük, tüydük. Tüydük iyice. Kusura bakmayın, ne olur Suzan Hanım. Bence de susalım Badır. Doruk geldi. Aybüke sen hazır mısın? Hazırım, hazırım. Amcam bırakacak seni, tamam mı? Hadi bakalım. Badırım, ben bunu içmiş. Artık sen kendi ama neyse, boş ver ya. Aşkım. Benim güzeller güzeli sevgilim. Of, günaydın. Günaydın. Ya sen sabahları bu kadar güzel olmak zorunda mısın? Ha? Ne yapıyorsun sen geceleri? Böyle omuzlarına bir peri falan konuyor da güzelliğine güzellik mi katıyor, nedir? Ya teşekkür ederim. Sen de çok yakışıklı gözüküyorsun. Gel buraya. Bence çok mıç mıç ya bazen. Bence bazen sen çok kıskançsın ama neyse. Kızım ben niye kıskanayım? Bende olmuyor ki öyle şeyler. Biri gidiyor çantayı alıp kaçıyor, diğeri Almanya'ya kaçıyor. Ben anlamadım zaten. Şoför bey, sen bizi hep böyle alacak mısın her gün? Evet. Her yere ben götüreceğim. Sevgilinin güzel kolu iyileşene kadar şoför atak olsun. Harbi mi lan? Harbi. Yemin et. Oğlum yemin ederim, bırak. Söz vereceksin. Söz söz, tamam. Tamam bir öpeyim onu. Tamam oğlum. Sabah sabah. Ya hayır, sabah, dur. Sabah. Oradan öpeceğim. Yaptın ama ya. Bu her sabah böyle şımarıyor mu ya? Böyle işte, aynen böyle. Sadece sabahları olsa iyi. Sabah, öğlen, akşam, özel günler. Hatta uykusunda bile böyle. Arabada yani çok sana yakışmadı ama dört çeker olsun bana yeter ya. Evet arkadaşlar, tanıştırayım. Annemin şirket aracı. Gerçi ben yakın bir zamanda doğum günümde böyle babamdan yeni bir araba sürprizi beklemiyor değilim ama bakalım hayırlısı. Bunu da bu vesileyle evrene göndermiş olalım. Sevgilim, önden. Kurcalama, çok kıracaksın. Günaydın. 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 Gençler nasılsınız, iyi misiniz diye soracağım ama çok yerinde bir soru olmayacak anladığım kadarıyla. Yani işte, idare ediyoruz. Ne kadar iyi olunabilirse. Ömer, Aybüke nerede? Amanın! Birileri beni mi özlemiş? Bu eller, bu koku. Özlemez olur muyum ben seni ya? Bak yaklaşık 12 saat, 24 dakika, tahmini de 7 saniyedir seni görmeyi bekliyorum. Sana bir şey diyeyim, bu çocuğun aklı gitmiş ya, ben sana diyeyim. Herkes burada olduğuna göre artık bir konuşma yapmamız zamanı geldi galiba. Buyurun, hadi. Eren familyası ve onların çok değerli, ara ara iyi, ara ara kötü. Genellikle hep kötü ama bu aralar iyi. Güzel. Evet, yeni bir okul gününe hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Hazırız, hazırız. Süper. Korku var mı? Oğlum seninle benim için konuşmuyorum. Ben diğerleri için konuşuyorum. Yoksa sen gayet yakışıklı, uzun boylu, kaslı,
Not ortalaması 90, gayet iyi bir çocuksun yani. Ama ben... Aman boş verin. Hadi. Yalnız o değil de şaka maka. Yani uzun süredir ilk defa herkesin mutlu olduğu, birbirine karşı iyi olduğu, kavga etmediği bir okul günündeyiz. Maşallah, maşallah. Bence de maşallah, nazar değmesin. Öyle de ben bu sevgi bağına çok alışık değilim. Haberiniz olsun. Alışırsın, alışırsın. Bu arada şu an Doruk arabayı park ediyor. O gelmeden hemen anlatayım. Yarın Doruk'un doğum günü. Akif amcayla konuştum. Böyle küçük ama tatlı bir planım var. Nedir plan? Böyle Doruk'un küçüklüğünden, çocukluğundan itibaren böyle bütün videolarını, fotoğraflarını bir kolaj yapacağız. Oğulcan yardım edecek. Hatta eğer belli etmezsem, becerebilirsem yeni bir şeyler daha çekmeye çalışacağım. Ya çok tatlı bir fikir gerçekten. Sürpriz doğum günü partisi var mı? Evet evet, işte Nebahat Hanım'la Akif amca da onu düzenliyor. Oh mis gibi, dans edeceğiz falan, çok eğleneceğiz oğlum. İlk ders benden, orada eğlensin. Hadi düşün onu. Hadi. Şimdi ekran başına. Bugün beyler pişiriyor, hanımlar dinleniyor, istirahat ediyor. Öncelikle soğanımızı ağlaya ağlaya doğruyoruz. Kendimize bir güzel ağlıyoruz. Evet, doğradık mı? Evet, soğanlar doğrandı. Bravo. Şimdi canımın içi. Bak bu kızgın ateşe o soğanları atıyorsun, bir güzel öldürüyorsun. Aman diyorum, yavaş atıyorsun onları değil mi? Öyle sağa sola yağ sıçratmıyoruz, mutfakta temiz çalışıyoruz değil mi Orhan'ım? Evet. Karıştır bakayım. Ağlaya ağlaya çalışıyoruz. Evet, şimdi kıymayı versene bana oradan. Şimdi bak, bu kıyma evde olsa ben dedim ki lahmacun yapayım Orhan'ım. Orhan'ım da dedi ki sakın Şeygül, sakın sen yapma. Niye ki? Öyle dersin Orhan. Bana dersin ki sen, hayır lahmacunu sen yapma. Beykozlu kebapçı Celal Usta'ya gidelim de mis gibi lahmacunumuzu yiyelim derdin. Ben mi derdim? Sen dersin, hep dersin. İşte benim beyim böyledir. Hafta sonları beni ve çocuklarımı alır, Beykoz'daki kebapçı Celal Usta'ya götürür. Celal Usta, kebap da bir dünya markası. Ne diyorsun saniye? Evet, şimdi kısa bir ara verecekmişiz. Bizi özleyin diye. Ay bizi çok özleyin, olur mu? Love you, goodbye. Şengül, ne diyorsun öyle lahmacun mahmacun falan ya? Ay, çaktırma, çaktırma. Var bir bildiğim, sen yemeğini yapmaya bak. Şengül Hanım, yalnız yaptığımız yemeğe odaklanıyoruz. Kebapçı Celal Usta nereden çıktı? Nereden çıktı? Nereden çıktı bu kebapçı Celal Usta? Röşe'den. Şeyden, hani siz de dediniz ya, günlük hayatınızdan böyle anstantaneler paylaşın, bir şeyler anlatın diye. Hani ondan demek ki ağzımdan kaçtı değil mi Orhan? Ha tabii, tabii. Ondan yani, ondan. Ondan tabii. Şengül sen niye yalan söylüyorsun ya? Biz beraber kebapçıya falan gitmiyoruz ki. Orhan biliyorum kebapçıya gitmediğimiz bir bildiğim var herhalde. Çaktırma sen, devam et yemeğine Allah aşkına ya. Makyajım nasıl olmuş, güzel görünüyor mu? Ha, güzel olmuş. Şu rujdan evde de sürsene kız. Beğendin mi? Ha, beğendim. Sürerim tabii, yeter ki sen istin. Evet arkadaşlar, bugün sınıf basketbol takımının kaptanını belirliyoruz. Siz kendi aranıza bir kaptan belirleyin, ben hemen geliyorum. Beyler, beni baştan salın. Çünkü ben bu yıl böyle üniversite sınavı falan asılacağım yani. Uğraşamam, bu kaptanlık işi falan mesai ister, siz takılın. Hayda. Vallahi ben de aynı kafadayım beyler. Beni de saymayın. Ya şimdi üçümüz arasında kura çekelim diyeceğim ama kazanırım diye korkuyorum. Sonuçta yani oyunculuk kariyerimde basamakları adım adım ilerlerken hiç gerek yok kaptanlık ya. Oğlum onu da yaparsın, onu da yaparsın. Ne olacak? Zor ya Ömer'im, vallahi çok zor. Beni salın. Vallahi gençler, o zaman biz şöyle yapalım. Bir yer belirleyelim, üç basketeden kazansın. Olur. Olur. İyi, süper. Olur, 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 olur. Güzel. Olur, olur, olur.
Burası çocuk oyuncağıydı yalnız. Devam mı oradan? O zaman mesafeyi biraz büyütelim. Hem sizin için de heyecan olur. Burası olsun. Gerilerden. Bravo. Bilmiyorum. Görüyor musun? Bilmiyorum. O zaman şöyle yapıyoruz beyler. Bu topu alıyoruz, sahanın ortasına götürüyoruz. Atışlarımızı da oradan yapıyoruz. Yok tatlım öyle olmaz. Bak okulun dışına çıkalım oradan atalım. Bence daha mantıklı. Dışarıya! Yok etme Ömer. Are you ready? Ya yürü git oğlum ya. Neler diyorsun? Kendimden geçeceğim lan. Bu ne oğlum? Dur dur tamam. Adam atıyor. Bırak adamı, bırak kaptanı. Vallahi kardeşim, çok iyi atıştık. Eyvallah. Evet beyler, basketbol takımımızın yeni kaptanı Ömer Eren'dir. Tebrikler kardeşim. Hak ettin kardeşim. Eline sağlık. Sağ ol. Hadi öp lan. Topları getirin lan hadi. Haydi. Atladım ben lafımı dinleyin hadi. Ah, başladık hafta. At bir tane hadi. Top hadi. Dışarıya. Vallahi minibüs kaç takla attı ben sayamadım kardeşim öyle söyleyeyim sana. Belki hatırlatıp durmasana. Ya unutmaya çalışıyoruz şurada. Yani biraz güzel şeylerden bahsedelim. Heh Asiye aklı yeter artık şu konuyu açıp durma ya. Ya tamam kapatacağım. Kapatacağım ama benim yine de merak ettiğim bir şey var. Neymiş? Söyle bakalım. Ben bak atıyorum. Böyle ansızın bir trafik kazasında ölsem. Ne yaparsınız? Allah korusun. Hani konuyu kapatıyorduk? Ya tamam kapatacağım. Ama bak cidden merak ediyorum. Ne yaparsınız? Berk. Ne yapalım Berko? Var mı özel bir talebin isteğin falan onu yapalım. Var kardeşim. Ne ya? Var. Ne yapın biliyor musunuz? Gülün abi. Bak gülün. Gram ağlamak yok tamam mı? Gram. Hatta ne yapın biliyor musunuz? Böyle palyaço kostümleri falan giyip öyle gelin benim mezarıma. Ben de böyle yattığım yerden bakayım ne yapıyor bunlar diye size geleyim. Bakın arkadaşlar ben ölürsem şunun dediklerinin aksine ağlıyorsunuz. Ağlamayan tek bir kişi bile görmeyeceğim. Hele sen tatlım sana gelirsek yıllarca o gözlerinden yaşlar eksilmeyecek. Duydun mu beni? Zaten başka kızlara bakma konusunu açmıyorum bile. Çünkü bakmayacaksın diye düşünüyorum. Ha bir de mahalledeki kedi ve köpekleri de beslerseniz süper olur. Oy benim güzel dilekli sevgilim. Kedileri köpekleri düşünüyor bir de. Ama yine de ölüm ağzına almak yok tamam mı? Hak hiç de yakışmıyor zaten ağzına. Ha öyle miymiş? Üzücü oluyormuş değil mi Berk? Aha. Ben ölürsem ağlamayın. Doruk, şöyle şeyler konuşma. Sakın bak, gözyaşı istemiyorum duydun mu? Bu kızı ağlatmak yok. Ya özellikle söyleme şöyle şeyler. Ağlamak yok duydun mu beni? Ne yapalım mesela? Senin için martılara simit falan atayım mı ben? İyi fikir, atın. Hatta bak ne geldi aklıma. Ben mesela senin mezarının başına geçeyim. Böyle herkes orada ağlıyorken kötü sesimle bir güzel şarkı söyleyeyim mi? Söyle ulan. Hem de var ya en kötü sesinle söyle kankam olur mu? Olur ulan. Dur bekle. Hatta sonra ne yapın biliyor musunuz? Daha önce beraber gittiğimiz bir yere pikniğe gidin. Doruk. Ya dur. Gülün, için, yiyin, eğlenin, ne bileyim dans edin. Gökyüzüne balonlar filan salın, uçurtma uçurun. Eğlenin işte abi. Henüz hayattayken tadını çıkarın. Ya yemin ediyorum yani yüreğim sıkıştı. Niye böyle şeyler konuşuyorsunuz? Yani niye böyle şeyler konuşuyoruz ki biz? Tamam şaka yani, tamam, şaka. Hadi şaka. Tamam kapatıyoruz bu konuyu. Bundan sonra sadece güzel şeyler konuşacağız tamam mı? Şaka aşkım tamam. Kapat. Gel. Benim güzel sevgilim. Ölürsen gebertirim seni bak. Hiç yakışmıyor lütfen. Ama piknik iyi. Piknik. Ya durup. Pikniğe gidilmez. Hayır ya tamam, gidilmez. Tamam 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 gidilmez tamam gidilmez tamam. Seni kızdırmak için yaptım sevgilim. Şaka yaptım sana. Oh şükür Rabbime bugün de karnım doydu. Ah Celal abi künefe vardı senin. Gidecek Şengül Hanım merak etme. İyi onu sen bir paket yap da ben eve götüreyim. Orhan bayılır künefeye biliyorsun.
Maşallah maşallah ya. Dükkan da dolmuş taşmış ha. Afiyet olsun. Hayırdır inşallah. Acaba birileri senin gizli gizli reklamını neyin mi yapıyor? Vallahi telefonlar ardı arkası kesilmiyor. İstanbul'un her yanından sipariş alıyorum. Çok iyi reklam oldu Şengül Hanım. Yalnız bir dahaki sefere programda şu bizim Tokat kebabını da söyleyiversen sana zahmet. Menüye yeni koyduk biliyor musun? Överiz överiz. Tokat kebabını da överiz de biliyorum fiyat iki misline çıkar. Olsun olsun. Dükkanın dolup taştığının önemli olan o Şengül Hanımcığım. Hey. Eksik neyin yok değil mi? Bak sonra eve gidince üzme beni ha. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Tavuk şişte hazırladım. Kırmızı et de koydun mu içine? Koydum, koydum. Hepsi burada. İyi, iyi. Karnımız tok, sırtımız pek. Hadi bakalım. Bereket versin abim. İyi günler. Afiyet olsun. Hayırlı işler. Sağ ol. Oo Şengül Hanım, ha. Ben de sana gelecektim. Benim de bir reklamı yaparsın artık. Yalnız Celal abiye verdiğim bu fiyatlar zamlandı. Ona göre yani sonra bana gücenmece, darılmaca falan yok Hüsamettin abi. Tamam tamam, fiyatta anlaşırız. Dükkanda ağzına kadar dolu maşallah. Anlaştık seninle. Taze bunlar. Çok taze, bugün geldi. İyi, helal edersin artık. Hadi helal görüşürüz. Olsun, görüşürüz. Evet, Doruk Atakul Bey. Oh. Yani size birkaç sorumuz olacaktı ama. Nedir? Evet, şimdi. Mesela eğer hayatınız bir roman olsaydı, o roman nasıl başlardı mesela? Hmm. Şöyle anlatayım. Şımarık, bencil ve bir hayli züppe bir genç adam günün birinde güzeller güzeli bir kızdan okkalı bir tokat yer. Ve bütün hayatı değişir. O kız da sevgiyi bulur, iyiliği bulur, aşkı bulur. Yani kısacası bu genç kız genç adamın hayatının anlamı olur. Hmm, güzelmiş. Yani bayağı romantik birine benziyorsunuz. Yoksa kızları böyle mi düşürüyorsunuz acaba? Yani çoğu bu yüzden düşüyor herhalde. Çoğu? Çoğu derken? Kızları diyorum işte. Yani büyük ihtimalle bu yüzden düşüyorlar bana. Allah Allah. Hangi kızlar o kızlar mesela? Ya isim alabilir miyim yani? İsimler alırsam daha iyi olurmuş gibi hissettim çünkü. Doruk gülme, söylesene. Şaka yapıyorum, şaka. Gel. Gel, çok cadı bir sevgilim olduğunu öğrenmişler. O yüzden korkuyorlar, kaçıyorlar benden. Kimse yürümüyor bana, merak etme. Ya Doruk, video çekiyordum, aklımı karıştırdın. Baştan alıyoruz, tamam mı? Tamam. Bak, daha soracağım sorular vardı. Tamam, baştan başlıyoruz. Ama önce ben bir şey soracağım. Bu video meselesinin benim yaklaşmakta olan doğum günümle bir ilgisi var mı acaba? Çünkü sabah da aranızda böyle fısır fısır konuşurken duydum. Hatta ben gelince sustunuz. Ne alaka? Ya öyle canım video çekmek istedi. Çekiyorum işte. Hadi. Anlıyorum. Hadi. Anlıyorum. Peki. Tamam. O halde bu da kayıtlara geçsin lütfen. Ben hayatım boyunca karşımda duran şu genç kıza aşık kalacağım. Çünkü o benim ilk ve son aşkım. Seni çok seviyorum Asiye Eren. Her şeyi unut. Seni nasıl sevdiğimi unutma. Ay geç kaldık hadi. Çok sıcak anam, çok sıcak ya. Yok artık. Ne işi var bu kadının burada? Hangi kadının? Şey var, bak. Bela, bela. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsın Akif'ciğim? Ne boşçuğum, hayatım gene çok şık görünüyorsun vallahi. Pardon ama sen nasıl bizim karşımıza geçip böyle konuşabiliyorsun? Senin hiç utanman yok mu be? Ay ben hiç anlamıyorum ne demek istediğini. Yani ben böyle iğneli cümleleri hiç anlamıyorum ne boşum. Açık konuşur musun? Ay ben seninle daha nasıl açık konuşayım?
Sen kocanla Suzan'ı öldürmeye kalkmadın mı ha? Az kalsın çocukların da başını yakıyordun. Bana bak Şevval, sen bir katilsin, manyaksın. Farkında mısın acaba bunun? Vallahi ne boşçum. Eğer Akif olmasaydı ben o Sado denilen adama asla ulaşamazdım. Yani resmen böyle kıskançlıktan kafayı yemiş bir eski eşe yol gösterdi senin kocan. Ya yani biz ne yaptıksa Akif'le birlikte yaptık. Bana bak, bana bak, beni delirtme. Vallahi ilim irfan yuvası demem, şuracıkta boğazlarım seni. Sado'ymuş. Ayol Akif sana Sado'yu, çocukların da içinde bulunduğu minibüsün frenlerini parçalat, kestir diye mi buldu? Ay yok, yok yok, öyle bir şey değil yani. Polis raporlarına göre böyle basit bir kaza olarak geçti. Fren miren yok. Adamın çok iyi iş çıkarttı Akif, vallahi minnettarım yani sana. Ne adamı lan? Ha? Ne adamı? Sen neyden bahsediyorsun ben? Bak Şevval, tamam. Ben sana Sado'nun numarasını verdim, tamam. Ama siz beraber plan yapın da Ahmet'i öldürt diye vermedim ben o numarayı. Ya ne bileyim, adamın işlerini sekteye uğratırsınız, iflas falan ettirirsiniz. O yüzden verdim numarayı. Ben senin kötü ruhlu itirazlarına yem ol. Oğlumun hayatını tehlikeye atacak adam değilim. Anladın mı? Ulan senin yüzünden çocuklarımız ölüyordu be! Dur, şşş! Akif, Akif, sakin ol. Tamam, sakin. Herkes bize bakıyor. Tamam, artık gidelim. Hadi, sen de git. Önümüzde durup sinirimizi bozma bizim. Vallahi daha çok görüşeceğiz şekerim. Eski cemiyetime geri döndüm. Neden? Çünkü artık ben zengin bir kadınım. Ve hepsi Akif'in sayesinde. Ay bu arada elbisene gerçekten bittim ne boşum. Alacağım ben bundan. Yerim bunu. Hadi bay. Ay senin cemiyet. İşte bak, işte bak görüyoruz. Senin yüzünden bak zengin oldum diyor. Kadın mirasa da konmuş. Ya yazık oldu ya. Ahmet oldu olan. Senin yüzünden hep bitmiyor ya. Bitmiyor şu yediğin altlar, bitmiyor. Ya ne vuruyorsun ya? Nereye gidiyorsun sarı fırtına? Fırtına dediğin eser esmiyor. Çok sıcak esmiyor. Atıyorum bak, hazır mısın? Tamam. Ama bütün gücüne vurma topa. Kafamı patlatıyordun az önce. Tamam oğlum, tamam ya. Pis burun değil, plasa vuracağım. Ah! Oh ya! Ya hani yavaşlatacaktın ya? Ya beni bir bırak ya. Zaten diktin beni buraya. Lan oğlum kaçma, geç şuraya. Kaçma, gelme. Kaç, 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 Allah'ın kaç. Allah'ın cezası be. Kızım o bir daha gelir mi? O bir daha gelir mi? Hayatta gel, unut sen onu. Sen çok biliyorsun herhalde ya. Yalnız o benden hoşlanıyor. O yüzden tıpış tıpış gelecek. Ne yapıyor dedi? Senden hoşlanıyor. Kızım bir erkeğin senden hoşlanması falan bir tuhaf be. Oğlum bak seni bir döverim de yer çarpar ha. Bak yine aynısını yaptın, bak yine aynısını yaptın. Ben bir şey diyeyim mi? Ben elimi sallasam ellisi be. Ben var ya istediğim herkes anında kaparım bir kere. Hatta şu kapıdan çıkacak ilk insanı da ben tavlayacağım, tamam mı? Okey? Tamam hadi okey. Allah'ım çıldıracağım. Hayır ya, bu olamaz ya. Tolga en kolayı. Hadi hadi gel. Şimdi izle. Oğlum bir kere de yanıldım. Tolga! Tolga selam. Nasılsın? İyi, senden. Sen neler yapıyorsun öyle ya? Ya ben aşık oldum. Olcan gülme. Olcan gülme, seni döveceğim. Kızım. Olcan gülme, Olcan. Kaçma Olcan. Yürü git. Lan bırak. Anladım, hayır. Kızım manyak mısın? Hocam! Ömer! Bıraksan. Lan hayır, tırmanmaya koyayım sen. Böyle Olcan, beklerim ben. Olcan! İyi hayır. Olcan, Olcan! Ben... Kızım bırak, çorabım çıktı. Olcan, git! Git! Allah! Of çok sıcak, vallahi çok vallahi sıcak. Ha, Suzan gel. Ha. Merhaba. Ay Suzan. Gel, gel hayatım, gel. Gel şöyle gel. Ay dur, gel. Onu da bana ver. İyi gördüm ama seni. İyiyim, iyiyim. Ha? Nasıl? Fizik tedavi bitti mi? Devam mı? Devam, devam. Devam da işte bu içimdeki acıyı nasıl geçireceğim onu hiç bilmiyorum. Geçer be Suzan. Geçiyor yani.
Her şeyin çaresi zaman demişler değil mi? Bir şekilde geçiyor. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Hoş bulduk müdür bey. Hadi bakalım müdür bey, çağırdın geldik. Hadi dökül bakalım, ne oldu? Dam mı akıyor okul? Ne o, sınıflar mı boyanacak? Tuvalet mi tıkandı, ne oldu? Ne için para isteyeceğim bu sefer bizden ya? O kadar merak ediyorum ki. Hadi bakayım aslanım, dökül. Akif bey, aslında bu toplantıyı Şevval Hanım talep etti. O yüzden sözü hızlıca kendisine veriyorum. Buyurun Şevval Hanım. Çok teşekkür ederim Burak hocam. Şimdi biliyorsunuz çok sevgili eski eşim, çocuklarımın babası Ahmetciğimizi kaybettik. Tabii bu okul onundu. Diğer tüm mal varlığı gibi bu okul da çocuklarımın üzerine, yani bana kalmış oluyor. Yani bu okulun yeni yöneticisi olarak ben... Hop, bir dakika, bir dakika. Orada duracağım, bir hoplayacağım. Ömer Ahmet Bey'in çocuğu değil miydi? Onu niye saymıyorsun? Ömer ne alaka acaba? Ben hiç anlamadım onu şu an. Ne demek ne alaka ya? Rahmetli zamanında bu çocuk benim oğlum diye Ömer'i bağrına basmadı mı? Biz şahit olmadık mı? Şimdi inkar mı ediyorsun bu gerçeği? Şevval Hanım, o kadar doğru söylüyor ki. Yani eğer ortada bir miras varsa... O üç çocuk arasında eşit payda bölünür. Ondan sonra kim okulu yönetecek oturulur, konuşulur. Hayır efendim, öyle bir şey yapmayacağız. Çünkü bu süreçte Ömer'in böyle resmi hiçbir hakkı yok. Ahmet nüfusuna bile almadı bu çocuğu ya. Siz ne mirasından bahsediyorsunuz? Öyle lafla sözle olacak şey mi bu? Evet efendim, gayet de öyle bir şey olacak. Lafla sözle de öyle bir olacak ki sen neye uğradığını şaşıracaksın. Kanun var, nizam var. Bizler cahil insanlar değiliz. Ben avukatla konuştum. Yolunu yordamını öğrendim. Gerekirse mahkemeye başvururum. Mahkemede uygun görürse Ahmet Bey'in mezarı açılır. Cinayet testinde yaptırırım. Neye uğradığını şaşırırsın sen. Bu ne cüret ya? Ben böyle bir şeye asla müsaade etmiyorum. Asla. Benim cesedimi çiğnemeniz lazım. Hay, öyle de bir güzel çiğnerim ki ben senin cesedini. Kanun var, nizam var. Bize Ahmet Bey seni boşamadı mıydı? Sen boşanmadın mı bu adamdan? Hala adamı parası üzerinde tepinmeye çalışıyorsun. Adamcağız bunu görse mezarında dört döner vallahi. Sen katilsin, katil. Adamın anasını öldürdün. Vicdansız kadın. Sen çok yaşa Şengül Hanım be. Vallahi ağzından bal damlıyor be. Sana helal olsun be. Helal olsun be Şengül Hanım be. Hay Akif, sen de sus artık. İyice ortalığı gaza getirip durma. Sanki sütten çıkmış ak kaşıksın. Açtırma benim ağzımı şimdi. Açsana hadi. Aç ağzını Ayla. Hadi konuşalım ama böyle olmaz. Böyle baş başa olmaz. İstersen belki de çağıralım. Hep beraber konuşalım ha. Çocuğun da bazı şeylerden haberi olsun. Konuşalım mı Ayla? Ne diyorsun? Konuşalım mı? Tamam neyse Akif. Neyse ne tamam. Seninle niye muhatap oluyorsam zaten. Hayır yani benim anlamadığım bir şey var. Biz buraya miras kavganızı dinlemeye gelmedik ki sizin. Hayır okul aile birliği toplantısı var dediler. O yüzden geldik. Yani ben bu seviyesiz tartışmalara maruz kalmak istemiyorum. Lütfen yani özel meselelerinizi başka zaman başka yerde halledin. Yani Ayla Hanım haklı. Hanımlar lütfen birazcık daha sakin olabilir misiniz? Hayır efendim, ben sakin makin olamam. Konusu açılmışken herkes eteğindeki taşları döksün. Sen, Suzan, hani ölüp bitiyordun Ahmet'in aşkından. Ne oldu, açtıracak mısın mezarını? Gönlün el verecek mi buna, ha? Ha tabii başından beri belki de senin gözün onun parasında pulundaydı. Bilemem yani o kadarını. Şevval, ne yapmak istediğinin çok farkındayım. Ama ben o seviyeye inmeyeceğim. Yasa var, hak var, hukuk var. Ama şunu çok iyi bil ki... oğlumun hakkını asla ve asla sana yedirtmeyeceğim. Bence bu toplantı burada bitmiştir. Yani bak mosmor oldu, mosmor oldu. Müdür tamam, hadi hepimize senden çay. Yalnız Şevval'e bir tane soda rica edelim. Sina anca hazmedecek. Kız nereye gidiyorsun? Daha soda içeceydik ya. Bitti. Oğlum sen harbi nasıl soktun o basketi oradan ya? Vallahi hiçbir fikrim yok. Tesadüf işte. Lan mütevazi olma ya. Sen basket değilsin. Benden de iyisin. Ne oldu? Ya ne bileyim böyle yıllar sonra bulduğum kardeşimle basket masket konuşmak güzel hissettirdi ya. Doğru. Allah Yasmin'in şu ruj güzel mi, bu oje olmuş mu demesinden çok sıkılmıştım. İyi ki varsın kardeşim. Eyvallah kardeşim.
Anne, erken bitmiş toplantı. Çok kötüyüm Sarp, vallahi elim ayağım titriyor. Şuracıkta düşüp bayılacağım. Canım ne oldu, iyi misin? İyi değilim, iyi değilim. Bu leş kargaları daha şimdiden babanın mirasının peşine düştü. Hah, bak babanın mezarını açtıracaklarmış oğlum. Senin bu kardeşim diye bağrına bastığın çocuk var ya... daha babanın kırkı çıkmadan bak arkandan ne işler çeviriyor. Siz ne saçmalıyorsunuz ya? Yalan mı? Annenle yengeni doldurup benim üstüme salmadın mı? Şevval, konuşulan konuları çarpıtıp çocukların arasını bozma. Onların bu konularla hiçbir alakaları yok. Onlar kardeş. Ne kardeşi be? Ne kardeşi? Gayrimeşru çocuğu çıkarttınız başımıza kardeş kardeş diye. Hem ne malum senin bu çocuğu bir başkasından peydahlamadığın? Ha? Var mı elinde kanıtın, ispatın, bir şeyin var mı? Bana bak kadın, senin ağzının ayarı iyicene kaydı ha. Şu gül yüzlü kadına etmediğin iftira kalmadı. Benim kafam kırık, benim cinlerimi tepeme çıkarma. Vallahi olduğu yerde parçalarım. Şş, ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Çek, çek elini. Çek şuradan be. Tamam dur. Fabrika ayarlarıyla geri döndüm. Bir sakin ol. Bir dakika. Sizin olayınız ne? Kim açtırıyor benim babamın mezarını? Sen mi Ömer ha? Oğlum benim bir şeyden haberim yok. Bilip bilmeden suçlama beni. Suçlusun. Sen de suçlusun. Annen de suçlu. Ahmet sizin yüzünüzden öldü be. Eğer bu kadın evlenelim evlenelim diye tutturmasaydı o aptal minibüse binmeyeceklerdi. Baban şu anda yaşıyordu. Sen bu kardeşim diyorsun ya bu çocuğa. Bununla annesi senin babanın katili. Şevval, Şevval yeter artık. Kes kendine gel. Suzan Hanım, siz bu kadının yanında çok efendi kalıyorsunuz. Bu böyle olmaz. Şimdi nasıl olur ben size bir göstereyim. İblis, şeytan! Bırak! Ne sakinleşeceğim? Sana kardeş dedik, yüz verdik, tepemize çıktın lan. Sen yerini bileceksin çocuk. Neresiymiş benim yerim? Senin yerin neresi biliyor musun? Sen cami avlusuna bırakıldın Ömercik. He? Unutma bunu, sen cami avlusuna bırakıldın. Senin anne dediğin kadın bile seni istemedi zamanında. Babam da istemedi. Kendini sevdirmek için türlü oyunlar oynadın. Başardın da. Ama sen var ya, sen babam için gayrimeşru çocuktan fazlası olmadın, bunu unutma. Ha, ne oldu şimdi, miras mı, para mı? Bir kuruş alamazsınız lan, bir kuruş vermiyoruz, hadi. O adam benim de babamdı, bana da oğlum dedi, beni de sevdi. Ama ne oldu biliyor musunuz? Para mevzusu çıktı ya, maskeleriniz nasıl da düştü, iyi oldu bu. İyilik milik yok size. Mirassa miras, hakkımı söke söke alacağım. O zaman görürsünüz benim yerim nereymiş. Şu aklı selim çocuğu da delirttiniz ya. Allah'ınızdan bulursunuz inşallah. Allah senin cezanı versin. Verecek. Suzan Hanım gel. Dönün lan siz de önünüze. Tamam, tamam dur, dur. Yani ben latte iyi gelir, sen seversin, seni biraz toparlar diye düşünmüştüm ama... galiba pek işe yaramadı ha. Ne diyorsun? Yani... pek işe yaradığını söyleyemem. Çok üzülüyorum hala. İçimdeki acı hiç geçmiyor. Sen nasıl üstesinden geldin? Kız kardeşinden, annenden sonra. Hani ölenle ölünmüyor falan diyorlar ya. Ölünmüyor gerçekten. Ama tabii ölmediğin için daha beter bir şey yaşıyorsun. Çok özlüyorsun mesela onları. Yani böyle o kadar çok özlüyorsun, o kadar çok özlüyorsun ki... bunun direği sızlıyor mesela. Gerçekten oluyor yani. Nasıl geçiyor peki? Geçmiyor.
Hiçbir zaman geçmiyor. Ama yani günün sonunda bir şekilde kendini topluyorsun. Hayata geri dönüyorsun. Tam olarak nasıl hayata dönüyorsun, insanlar bunu nasıl başarıyor, nasıl yapıyorlar, ben nasıl yaptım bilmiyorum ama... bir şekilde o hayata geri dönmen gerektiğini biliyorsun. Ne haber? Bölmüyorum değil mi? Bölüyorsun canım. Bak müsaade edersen biz burada önemli bir şey konuşuyoruz. Ne alaka? Siz sevgili falan mı oldunuz yoksa? Ne alakası var Elif? Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri sen? Ne ayak o zaman? Ya Elif, seninle uğraşacak bir şeyin yok mu? Böyle canın falan mı sıkılıyor kimseyi bulamadın diye? Git başka birini bul, başka biriyle takıl. Ne bak o Olcan orada mesela. Git Olcan'la takıl. O da buraya bakıyor zaten. Anladım yani sen git diyorsun bana. Yani rica ediyorum diyelim. Üf, iyi tamam be. Tek kelime etme döverim. Ne edeceğim be? Zaten böyle çocuk tavlanır mı? Bak. Bir erkeğin de kız varsa yanına gidilmez. Pes etmiyorum hala. Bu oyunu ben kazanacağım. He, kazanırsın. Yazık ya, çok üzülüyorum haline. Tek kalacak bu. Bunun bir aşk doktoruna ihtiyacı var. Yengem yine ortalığı karıştırmış ya. Yok Ahmet Bey'in mezarını açacağız, yok çocuğun miras hakkı var falan demiş. Annemin suçu ne Ömer? Ayrıca kadın da haksız değil bence. Ahmet Bey baban değil miydi senin? Senelerce de babalık görevini yerine getirmediğine göre biz Ahmet ortak etsinler bence. Ömer sen gerçekten dava açalım dedin mi? Dedim. Harbi mi lan? Zengin mi oluyoruz yine? Yani siz o öyle ben gururluyum ayağı falan tribi de yapmadın. Ya ne tribi oğlum ya? Sarp öyle canımı acıtınca gıcıklığına söyledim. Yoksa ne yapayım ben onların parasını? Yani ne yapacağız onların pis parasını? Kızım neyi ne yapacaksınız ya, manyak mısınız siz? Vallahi bak inan namerdim kendimi düşünüyorsa. Ya vallahi sizi düşünüyorum ya. Açacağım mı dava? Açmayacağım kardeşim. Sen Sarp'ın o hallerini görmedin. Böyle kibirli kibirli konuşmalar, büyük büyük laflar. Gıcıklığına yaptım işte. Salaklık bende. Değişeceğine inandın mı o çocuğun? Salaklık bende. Kime kaldı yine acaba? Sana kaldım. Evet. Kimmiş seni en çok seven, koşulsuz seven, seni asla bırakmayacak olan kardeşin? Asiye Eren mi acaba? Sen aşksın ya. Gel buraya. Ben ne güne duruyorum? Kıskanma, gel sen de. Gel, gel, tamam. Elini öpün. Elif'ciğim, o domatesler üç kişiye biraz fazla değil mi? Kusura bakma Ayla teyze ya. Şey, ben biraz dalgınım da. Bir de biraz canım sıkkın. Aa, hayırdır? Niye canın sıkkın senin? Berk'le kavga mı ettiniz yoksa yine? Neredeyse zaten bugün hiç konuşmadık da. Ayla teyze, ben çirkin miyim? Aa. Ne münasebet canım? Nereden çıktı şimdi bu? Güzelsin. Çok güzel bir kızsın sen. Hangi patavatsız söyledi sana Allah aşkına bunu? Yani kimse bir şey demedi. Ben öyle hissediyorum da. Ya şey... erkekler benimle pek ilgilenmiyor. Acaba kız gibi değilim ya ben biraz. Erkeksiyim ondan mı? Ne bileyim, elbise falan giysem, makyaj yapsam, topuklu ayakkabı giysem... ama zaten benim elbisem falan yok. Elif'ciğim, sen böyle de gayet güzel bir kızsın. Hem ayrıca o saydıklarının hepsi bende mevcut, biliyorsun ki. Vallahi mı? Hallederiz. Kolay gelsin. Efendim? Anne Doruk aradı da beni şimdi. Akif amcalar akşam evde yemek veriyorlarmış. Bizi de çağırıyorlar. Bizi mi?
Ne alaka ki? Yani Akifler beni sevmez. Yani aramız iyi olsun diyedir belki de anneciğim. Ne bileyim ben. Hem Şengül teyzeler, Ömerler falan da geliyormuş. E, moraller bozuk malum, sen de biliyorsun. Biliyorum. Bir arada olalım istemişlerdir. E iyi madem, gidelim o zaman biz de. Haber veriyorum o zaman ben. Tamam, hadi gidelim. Süper. Tolga da geliyor muymuş? Bilmem. Geliyordur galiba, niye? Hiç, şöyle şey. Ders notu isteyecektim de ben. Ha. Demek Tolga. Şimdi anlaşıldı Elif Hanım. E sen benimle bir yukarı gelsene. Bir bakalım sana ne giydirebiliriz, ne yapabiliriz. Ben seni şöyle bir süsleyeyim de alalım şu Tolga'nın aklı başında. Ya Aile teyze var ya, sen bir tanesi mükemmelsin var ya, seni ben çok seviyorum ya. Ya sen benim annem gibi oldun, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bırak, hayır, hayır, hayır! Vallahi Akif Bey, hepimizi toplayıp misafir ettiniz. Sağ olun, var olun. Vallahi o kadar güzel oldu ki bu. Ya ne demek Orhan Beyciğim ya? Hem hacı ne demiş, ünlü Türk düşünürü Akif Atakul? Demiş ki aynı dili konuşanlar değil, aynı mangalda buluşanlar birbirini anlar. Yaz bunu bak, yaz bunu, bu güzel oldu bu. Vallahi yaz bunu, hadi. Ne oldu amca? Amca, biz Bahar'ın odasında oyun oynayabilir miyiz? Evet Akif amca, lütfen. Lütfen mi? Tabii ki oynarsınız ama bir şartımız var. Geleceksiniz bir kere öpeceksiniz, hadi bakayım. Hadi bakayım. Oo, ondan sonra ne isterseniz, oh ben sana kurban olurum. Hadi, hadi koş. Hadi ne istiyorsanız yapın. Hadi bakayım. Hay Allah. Yahu, her şeyi biz yapacağız. Biz beceririz, biz hallederiz. Sen karışma, sen çık buradan diye resmen kovdular beni mutfaktan. E aman ne boşum ya. Bırak yapsınlar. Bırak biraz da onlar yapsın. Sen dinlen. Otur sen bak keyfine ya. Ay, hava serinlemiş bayağı. Üşüdün mü Suzan'cığım? Sana bir şal getireyim mi hemen? Yok yok, üşümedim ben. Teşekkürler, iyiyim. İyi. Ömer. Bana bu kızgınlığın ne zaman bitecek? Yengem içeride darladı zaten, konuşmak istemiyorum ben. Ne öyle kaçtın gittin? Bana soğuk yapıyorsun. Yanlış bir şey mi dedim ben? Ayol, siz hala aynı konuyu mu konuşuyorsunuz? Aman küstü bizi. Doğruları söyledim diye. Kafanıza göre iş yapmayacaktınız, bana soracaktınız. Ben miras falan istemiyorum ya. Ya Ömer, ben senin iyiliğin için söyledim. O mirasta senin de hakkın var. Ya Şengül, ya yeter de. Ya bak, bugün yeterince zaten ortalığı karıştırmışım. Burada yapma Allah aşkına ya. Ya hiç kusura bakma Orhan Bey, Şengül Hanım haklı. Şengül Hanım baştan sona kadar haklı. Oğlum Ömer, bak aslanım, seni düşünüyor bu insanlar. Ya o para senin hakkın, ne demişler? Ölüm hak, miras helal demişler. Vallahi bak, ben senin yerinde olsam her şeylerini alırım la. Aa, Akif. Ya ne yapıyorsun sen de yangına? Körükle gidiyorsun, kışkırtıyorsun çocuğu. Ya ben konu para olduğu için hemen şey... Ay o sana ne? Sana ne? Sen ne karışıyorsun? Ömer'in konusu bu. Ömer kendine karar verirse onu yapacak. Evet. Evet, doğru söylüyorsun Nebahat. Ömerciğim. Bak, haddimi aştıysam gerçekten özür dilerim senden. Ama ben istiyorum ki, hepimiz de öyle istiyoruz. Sen artık iyi şartlarda güzel bir hayat yaşa. İnan Ahmet yaşıyor olsaydı aynı şeyi isterdi senin için. Ama yaşamıyor anne. Yaşamıyor. Ve ben o salaklarla uğraşmak istemiyorum. Bırakın beni ya. Tamam. Nasıl istersen onu, tamam. Akif amcam, etler hazır. Gel, 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 gel.
Gel bak, sosladın mı? Ayıpsın Akif amca ya. Bak sen etlerin kralıysan ben de veliahtıyım. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Aferin ha. Çok güzel yapmışsın bak. Çok güzel yaptın. Helal olsun. Bak bu işin sırrı bunun sosunda Orhan Bey. O sosunda formülü kimde ha bende. Bazen diyorum acaba diyorum bir tane şöyle güzel bir et lokantası mı açsak acaba diye de düşünmüyor değilim yani. Bazen düşünüyorum ama her zaman değil bazen. Şu kapıya bak oğlum hadi. Şu, oğulcan benimki nerede lan? Ya salata ayıklıyor. Salata ayıklıyor. Salata ayıklanmaz. Pirinç ayıklanır. Salata yapılır. Maşallah ana dili gibi Türkçe konuşuyor bu çocuk ya. Ya İngilizceden hep işte. Ne boş duydun mu ne boş? Oğluna bak salata yapıyormuş oğlun. Ya burada babasıyla aslanlar gibi mangal yapacakken orada salata hazırlıyor acaba neden? Verdi kendini kinoaya ananasa verdi bu çocuk neden? Asiye var orada çünkü tabii. Asiye var hadi hayırlı uğurlu olsun. Nur topu gibi bir hanım köylü oğlun oldu Nebahat Hanım. Hadi al ayrını gör. Hah. Geç mi kaldık yoksa? Oğulcan. Geç mi kaldık? Yok ya ne geç kaldı. Sizin tayfa dışarıda ama daha etler falan atılmadı yani. O yüzden geç kalmadınız. Tamam. Müsaade et geçelim. He tabii buyurun. Önden buyurun. Bu, durun bir, durun. Bizim gençler de mutfakta. Niye, ne yapıyorlarmış mutfakta? Sormayın başımıza neler geldi. Oğlum ben dedim ki, buraya geliriz bir keyif çatarız falan ama yani ne keyif çatması ya? Resmen bütün işi bize kilitlediler. En son Doruk'un salatasına limon sıkıyordum. Oğlum ben ortaokulda limon sıktım en son kafama. İyi o zaman. Ben annemin yanından ayrılmayayım da bana da iş kilitlemesinler. Tamam hadi sen. Ne o sen ne bakıp duruyorsun bana öyle? Güzel olmamış mı? Yok canım güzel olmuşsun da gerçi eski halini de seviyordum ben. Sıkıntı yok yani ama keşke spor ayakkabı getirseydin ya. Bunlarla olmaz. Arkadan hep top oynardık beraber. Bu konuda haklı olabilirsin çünkü bu kız gibi giyme işi çok saçmaymış ya. Ayaklarım koptu sabahtan beri ya. Değil mi ya? Hadi ha? Gel. Gel geç. Hadi. Geç. Akif Bey sanki pişti gibi ha. Pişti pişti. Orhan Bey bu işin raconundandır. Bir tanesini hemen götür. Ha? Oo çok şak. Yandım, yandım. Ama Orhan Bey kaç yaşına gelmiş adamsın? Ateş yakar ya. Onu üflesene ona be adam. Allah Allah ya. Yandım diyor ya. Allah Allah. Merhabalar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ay niye zahmet ettin? Oğlum canım ne zahmet. Ailecim hoş geldin. Ne getirdin? Hoş bulduk Akif'cim. Tatlı getirdim. Kibar davetinize elim boş gelmek istemedim. Aileciğim biz her zaman kibarız da sen fark etmedin onu canım. Akif'cim biz alışık değiliz senden böyle incelikler görmeye. Tabii haliyle insan merak ediyor. Acaba Akif Atakul'un kafasının içinde neler dönüyor diye. Çok ayıp. Ne oldu? Kardeşleri kaynaştırmışım. Akif yapma. Vallahi bak basar giderim ha. Pişman etme beni. Tamam be şaka yapıyorum aman. Yapmayacağım bir şey merak etme. Hadi iyi eğlenceler hadi. Hayır oğlum gel otur böyle. Oğulcan oğlum sen de orada lak lak yapıp durma ya Allah aşkına. Gel al şu tatlıyı götür mutfağa. Güzelce bir tabağa koy geri getir. Hadi yavrum. Hadi aslan oğlum benim. Aa bak tatlıyı görünce aklıma geldi ha. Ay bir kim geldi? Başka kim olacak oğlum? Hadi ben de seninle geliyorum mutfağa. Çöz. Gençler hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk Tolga. Ya ne haber, nasılsın? Akif amca bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen mangalın kralısın yani. Bak ben sana böyle idolümsün falan diyorum ama her gün sağlamlaşıyor bunun altı. Ben sana diyeyim. Barçın, genç adamsın tamam mı? Al güzel güzel protein. Üfle yalnız. Ateşten çıkınca sıcak oluyor. Hadi afiyet olsun. Evet, Doruk'la harika bir salata yaptık size. Şöyle koyuyorum. Asiye, kızım oturma iki dakika seninle işimiz var. Siz keyfinize bakın, biz hemen geliyoruz. Gel çocuğum, gel güzel kızım.
Allah'ım tipe bak ya. Böyle arada bir dövesin geliyor ha. Yerden bir şey mi aldı? Çocukken de çok severdi arabaları. Büyüdü hala seviyor. Ben de şimdi bu doğum gününde yeni bir araba aldım. İnşallah bunu da sever. Ya üzüldüğün şeye bak Akif amca ya. Sana bir şey diyeyim mi? O beğenmezse sen direkt bana ver, ben alırım. Oğulcan bağırmasana ya. Onda da Umutcan uyuyor. Kızım o abi seni çekmiş. Hayatta uyanmaz. Oğulcan bak burada çok tatlı. Buraları kesinlikle al. Aldım aldım. Akif amcayım sonuçta benim bir yönetmenlik geçmişim olduğu için... ...böyle kesme biçme işleri bende. Aa kesme demişken sünnetten hiç görüntü var mı? Onları da kullanalım. Var oğlum var. Sünnetten de görüntüsü var. Var. Oğulcan saçmalama, ben onları koydurtur muyum? Herkes dalga geçer. Amaç o zaten. Saçmalama Oğulcan, almayacaksın oraları. Dolaşalım kumsallarda, çılgın kalabalık artık uzaklarda. Yorulursan yaslan bana, sarılıp uyuyalım gün batımında. Belki üstümüzden bir kuş geçer. Baba ne yapıyorsun ya? Vay, 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 vay benim Elvis oğlum be. Niye bıraktın lan? Oğlum çalsana ya, işte anonsu kaydediyorum. Bak, bak hallere bak. Tabii, Asiye istese çalardım. Baban istiyor, çalmıyorsun değil mi oğlum? Babacığım o nasıl bir laf ya? Seni de çok seviyorum. Aslan babam benim. Aslan oğlum benim. Kıyamam ya. Sen çok duygulandın değil mi? Kıyamam. Ben seni öpeyim de geçer o, gel. Oğlum, tamam. Ulan ne? Tamam daha öpme. Hadi şu işi halledelim çocuğum. Aa. Allah Allah. Burayı koyuyorum. Koy hadi, orayı da koy. Of, 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 of. Ne güzel koktu be. Ne marifetler varmış sende be sevgilim benim. Tamam diyelim ki var ama benden böyle şeyler sakın bekleme. Zaten Tolga soydu, doğradı falan. Ben bir tek yağladım, fırına attım. O kadar. Değil mi Tolga? E olsun be. Yine de o güzel ellerinin lezzeti geçmiştir ona. Yemin ediyorum sana, sen şu anda şu garibin hakkını yiyorsun. Ben ne zamandır ayrı evde yaşıyorum ve mutfak konusunda kendimi geliştirdim diyorum. Kimsenin şu çocuğa iltifat ettiği yok. Hep kızlara yapay bir şey. Yani kusura bakma kardeşim de, ne diyeyim ben sana şimdi? Afiyet olsun kardeşim. Eyvallah. Bu olmuştur artık değil mi ya? Olmuştur, olmuştur ya. Bu saatte patates kalmaz. Sen bence çıkar onu, şu sosu üstüne dökelim. Of, 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 of abi kokuya bak. Kokuya bak. Ah, sıcak, sıcak, sıcak. Çok sıcak, çok sıcak. Hop, 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 hop. Bir şey oldu mu? Bir şey oldu mu eline? Olmadı ama tatlım, sen yanabilirdin. Ne yapıyorsun ya? Ya ben zaten yanmışım be Aybikem. Senin o güzel aşkından. Bu mu yakacak beni? Yakmaz yani değil mi? Yakmaz. Evet gençler, ben geldim. Yardım ihtiyaç var mı? Hoş geldin Süsü'cüğüm ama biraz geç kaldın. Gördüğün gibi bak biz her şeyi hallettik. Ay hiç bana artistlik taslama Tolga. Çünkü ben de bayağı bir şey yaptım evde. Allah Allah. Gördüğünüz gibi. Bunlar ne? Sevgilim şimdi bunlar zeytinyağlı enginar, lahana sarması ve senin en sevdiğin zeytinyağlı yaprak sarması. Sen yaptın bunları. Ben yaptım. İnanalım mı? Ama inan hepsine o kadar çok uğraştım ki, dene hadi. Bir bakayım dur. Vallahi ben de bir tane almadan. Hayır. Önce sevgilim deneyecek. Bir bakalım. Aa. Ne? Anlaşılıyor, evlenmemiz lazım o zaman. Bir nerede? Evlenmemiz şart. Olur tamam, ne zaman? Susan, bence Ömer sadece iltifat ettim. Yalnız senin böyle marifetlerin olduğunu bilmiyordum ha. Ne sarı kız? Var tabi, o kadar çok uğraştım ki. Ya hepsini yiyebilirsin. Bence de bayağı sevgilim. İyidir kardeşim. Sen hiç şeytana uyma. Hepsini de yeme. Biliyorsun şimdi insanlara kalmasa çok sıkıntı yaşarız. Boş ver, biz sonra birlikte yaparız. Ben bir daha tek yapamam. Çok zor. Bartçın babamı gördün mü? Vallahi bilmiyorum oğlum yani. Mangal falan ne varsa bize bıraktı, içeri girdi.
Çalışma odasında herhalde. Dur ben bakayım. Hadi git bak. Yemin ediyorum millet parmaklarını yiyecek ya. Ha bak işte asıl koyacağın yer burası işte. Evet. Heh, dur bir saniye. Heh. Heh, tamam. Hayırdır ya? Hayır, hayır. Hayırdır o. Sana hayırdır. Oğlum senin burada ne işin var ya? Aşağıda bir sürü misafir var. Anneni niye yalnız bırakıyorsun çocuğum ya? Siz burada böyle üçünüz kafa kafaya vermiş ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yap. Ne yapıyoruz ya? Ne yapıyoruz? Şey yapıyoruz. Şimdi aşağıda millet oturuyor. Ben dedim kuru kuru oturmasınlar, alttan bir müzik gelsin dedim. E şimdi sizin dönemin müziklerini de anlamıyorum. Çocuklardan rica ettim. Dedim ki hani bir müzik şey yapalım. Onlar da işte müzik bakıyorlardı. Ben de onlara bakıyordum o şekil. Anlıyorum. Yani pek yandırıcı gelmedi sanki bana ama. Çünkü ben gelince böyle bir panik manik oldunuz. Hiç öyle, ne alaka? Yok canım, neden panik olalım ki? Biz dalmışız öyle. Yani neye dalmışız? Bir şey daldık öyle ve kapı bir anda açıldı. Öyle korktuk, boşluğumuza geldi aşkım ondan yani. Peki. Hadi, hadi, hadi inelim bak insanlara ayıp oluyor. Hadi. Hadi, hadi çocuğum. Gel aşkım, gel. Tıkı yürü, hadi. Geç, geç. Barçın. Hadi bırak oğlum, gel. Gel sofraya, gel. Söyleyeceklerim var size. Sevgili dostlarımız, öncelikle yeni evimize hepiniz hoş geldiniz. Malum bugüne kadar birlikte bir sürü badire atlattık. Şimdi söyleyeceğim şey Suzan'ı çok mutlu etmeyecek biliyorum ama... Allah'ın bildiğini de kuldan saklamak olmaz. Ahmet'le biz birbirimizi çok fazla sevmezdik. Ama tabii ki böyle bir kazada ölmeyi de hak etmedi. Yani keşke şu anda o da burada otursaydı da biz yine birbirimizle atışsaydık. Keşke. Zeki adamdı, hazır cevaptı. Benim kadar olmasa da tabii yakışıklıydı. Evet, sevgili dostlarım, bundan sonra hep birlikteyiz. Kederimizde de, sevincimizde de hep birlikte olacağız. Ve bugün burada hem Ahmet'i anacağız... hem de çocuklarımızın bu kazadan sağ salim kurtulmasını kutlayacağız. Akif, teşekkür ederim. Yani bu gece benim için o kadar anlamlı ve özel oldu ki. Estağfurullah, ne demek? Hadi o zaman buyurun. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Bismillah. Sen bana... Olacağım Feriç'im. Börek mi alsam? Dur sevgilim, ben hallederim. Teşekkür ederim. Aman oğluma da bak. Neler yapıyormuş. Keşke bana da yapsa da. Nerede? Besle büyüt elin kızı alsın demişler. Elin kızı dediğin bizim kıza. Ay doğru ya, kız bizim. Oğlum sen doldur kızın tabağını. Doldur elini korkak alıştırma, kız bizim. Ya Elif sen bugün ne kadar güzel olmuşsun ya. Vallahi mi ya? Gerçekten bayıldım. Teşekkür ederim. Tolga. Sen ne düşünüyorsun benim yeni tarzımla ilgili? Ya sen bana hiç sorma. Ben pek anlamıyorum bu işlerden. Boş ver beni yani. Suzan teyze, oradan tuz uzatır mısın? Bir soğuk su vereyim mi? İyi gelir. Kızım bence çok zorluyorsun ya. Çok tutmayacak gibi. Üf, tamam be, tamam. Sen kazandın, vazgeçtim, kaybettim. Ama yani Suzan haklı. Ucundan böyle güzel gözüküyor. Gerçekten mi yoksa dalga falan mı geçiyorsun sen benden? Bak şöyle yapalım. Sen şu sarmadan bir tane daha ver. Bir karnım doysun. Ondan sonra söz bir tane daha iltifat edeceğim sana. Salak. Al. Ver. Al hepsini, al. Ben şu an bir tık daha güzel oldum. Orhan Bey. Oo. Hani diyorum. Şöyle iki kadeh parlatmasak mı ya, eski meyhane arkadaşıyız. Vallahi ne iyi oldu bir araya geldiğimiz.
Ya çocuklar bir fotoğraf mı çeksek? Süper fikir. Ha, benimki yeni sürüm değil. Senden mi yapsak o işi? Olur, benden yapalım. Ha, acaba sen mi çeksen? Benim şimdi orada boyum da yetmez. Çekeyim ben. Evet, açımızı da sen ayar istersen. Şuradan çek bak. E hadi, hadi. Hadi, hadi. Lan bir tık yakınlaştır, ben de gözükeyim. Durun şimdi, herkes çıksın, böyle bir toparlanın. Hah, gel bakayım. Ha. Oğlum. Hala geçmedi başımın ağrısı. Yani bugün olanları düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum ya. Ya ben bir şey sormak istiyorum size. Ama öyle gerilmeyin lütfen. Bize babamdan ne kadar para kaldı anne? Ömrünüzün sonuna kadar yetecek paranız var kızım. Yani öyle çalışmak zorunda falan kalmayacaksınız. Peki o zaman neden Ömer'le de paylaşmıyoruz ki? Çünkü babam gerçekten seviyordu Ömer'i. Yasmin, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu kızım? Ömer'in bu yaptığı arsızlık onun yanına kâr mı kalsın? Bunu mu söylemek istiyorsun sen? Ya sen niye inat ediyorsun? Ha? Babamı mezarında bile rahat bırakmıyorlar. DNA testi yaptıracağım diyor bu çocuk. Ya ama biz abimle gördük o DNA testini. Ömer gerçekten kardeşimiz bizim. Ya babamın mezarını açtırmak isteyen biri bizim kardeşimiz olamaz. Hele bunu para için yapıyorsa hiç olamaz. Bu yaptıkları sana da çirkin gelmiyor mu Yasmin? Evet, geliyor. Gerçekten mi ya? Gerçekten dava açacağını mı söyledi? Ay söyledi Yasmin, söyledi diyoruz ya. Allah Allah. Neyse ki ben aptal bir kadın değilim. Bunların böyle şeyler yapacaklarını tahmin ettim. Avukatla görüştüm öncesinde. Ne diyor? Aslında babanızın mirasını korumamızın bir yolu varmış. Yani sizin üzerinizdeki taşınmazları nakde çevirip benim hesabıma aktarmamız gerekiyormuş. Yok artık. Ne oldu? Al bak, Süsen paylaşmış. Hepsi partideler. Akif, Makif, Ömer. Buranın kokusu geldi galiba. Zengin olacaklar ya, akılları sıra. Zafer kutlaması yapıyorlar. Bak canım, bu çocuğun gerçek yüzü bu işte. Bunun derdi babası falan değildi zamanında da. Tek derdi vardı, o da paraydı. Anladın mı? Bak şimdi gününü gün ödü. Evet. Mutlu gözüküyor gerçekten. Avukat bunu hazırladı. Eğer bunu imzalarsanız bu akbabaların bütün planları suya düşecek. Yasmin, anneciğim bak iyi düşün. Çok önemli bir karar bu. Güzel kızım benim. İmzala Yasmin. Annemizin iyiliğimizi düşün.
şu otelde bir çıksaydı artık ya. Yani böyle size de yük oluyorum ben. Allah Allah, o nasıl laf Asiye'm ya? Ben seni gerekirse sırtımda taşırım. Sağ ol Allah. Al abla, çok yemek yersen daha çabuk iyileşirsin. Ya ama siz bana böyle prenses gibi bakıyorsunuz, şımaracağım ha. Şımaracaksın tabii ya, bizim bir tane Asiye'miz var. Değil mi abicim? Bu arada ben akşam okulda kalacağım ha. Şu ders çalıştırdığım çocuk var ya, bir daha çalışalım dedi de. Yani iyi Ömer de, hani sanki artık bizim bir düzenli bir işimiz olmalı gibi. Çünkü erzaklar bitti, Emel'in ihtiyaçları var. Halledeceğim, halledeceğim, merak etme. Güzeler, keyifler yerinde mi? Günaydın, yerinde yerinde. Kahvaltı ettiniz mi? Bak çok güzel ekmek kızarttım, salça da var. Ha, salça mı diyorsun? Ucundan alsam mı acaba? Doyuramıyoruz kendisini. Evde yarım ekmek yedi ama iyi. Gideyim. Versene, çıkartmayayım şunu ayakkabıyı. Al bir tane daha ye. Ah. Al şunu da yolda yersin. Dur, geldi. Şoförüm geldi. Hadi gidelim. Ay. Lan. Aç dur. Ah, günaydın aşkım. Günaydın. Ben bu çocuğu anlamıyorum ya. Sanki başka işi gücü yok. Hazır asker gibi hep burada bekliyor. Yok vallahi kardeşim. Benim tek işim gücüm Aybike'yi beklemek. Duy, kıskan. Başka işi yok. Hiç kıskanmıyorum. Ha Ömer. Dün yine sizin Sarp'la bir olaylar falan bir şey olmuş galiba. Aybike anlattı da. He ya, iyi insan olmayı 3 hafta dayanabilir sadece. Bak Ömer, kavga falan yok, tamam mı? Yok, tamam. Neyse, ben müzik odasına gidiyorum. Doruk park edince araba yanıma gelsin. Niye park? Kızım, ne müzik odası ya? Nereye gidiyorsun? Biz de kütüphaneye gideceğiz belki de soru çözmeye. Çünkü bugün serbest gün. Alo, ya bir kere bir ilişki kurmayı düşünür müsün şu okulla artık ya? He. Serbest gün mü? O zaman eve gitsem yer mi lan? Sen niye tiyatro kulübüne girmedin? Tam senin iş yeri işte. Ben de öyle söyledim ama bunun yüzünden, bunun yüzünden. Hiç üniversite sınavı var dedi, sokmadı hiçbir yere beni. Ona çalışacakmışız. Hadi gidelim sevgilimizle, ha? Hadi. Dur lan, ben de geleyim. Ya sen nereye geliyorsun Allah aşkına? Oğlum ya? Bak, 2 lira aynısı, ne yapıyorsun? Abim ben, saksı değilim ha. Keşke saksı olsaydın, daha çok işe yarardın. Çiçek dikerdik en azından üstüne. Yürü sevgilim, gel. Ulan küfrü mü ediyor bazen? Nasıl ya? Ömer'in neden adı yok burada? Ne oldu size? Üzgün gibisin. Ya yok, baksana. Dün siz Ömer'le atış yaptınız, Ömer kazandı. Ama listede Ömer'in adı yok. Takım kaptanı olarak sen gözüküyorsun. Hayırdır, ne oluyor? Sevgilim bomba haberi öğrenmiş. Hazmetmeye çalışıyor. Ben de bekliyorum, hazmedemezse gidip bir soda alacağım. Sen de bir baksana ya, takım kaptan olarak Sarp'ın adı yazıyor. Allah'ım. Ha hocam, takım kaptanı ben seçilmiştim de Sarp'ın adı yazıyor, niye? Okulun sahibi Şevval Hanım böyle uygun gördü Ömer. Nasıl yani ya? O ne demek? Okulun sahibi annen diye böyle her istediğini yapabilecek misin sen? Evet canım, bu okul bizim. Bu nasıl bir kibir ya? Okul sizin diye Ömer'e böyle haksızlık yapamazsın. Duydun mu? Tamam, boş ver, önemli değil. Ne önemli değil? Sen de bir şey söylesene, susuyorsun öyle. Ne yapayım susen? Kaptanlığı bileğimin hakkıyla kazandım, herkes de biliyor. O düşünsün. Ayrıca Asiye'ye de söz verdim bulaşmayacağım diye, hadi. Gülüyor bir de Ömer. Ne kadar iğrenç bir insansın sen ya. Yazık. Hadi. Acıyorum sana. Evet, sıra geldi biberlerimize. Ay ay ay, şu biberlerin güzelliğine bak. Yemyeşil. Delicious, delicious. Sanki doğadan put demiş, yanı başımıza düşüvermiş gibi. Manav Hüsamettin abimizin yeşil biberleri bunlar. Taptaze. Değil mi Orhan'ım? Hüsamettin abi kim?
Ben tanımıyorum onu. Gayet iyi tanıyorsun Orhan. Beykoz sahilde manav Hüsamettin abimiz var ya, işte onun biberleri bunlar. Sebzeleri, meyveleri o kadar güzel ki sanki doğadan yeni soframıza düşmüş gibi Hüsamettin abimizin biberleri. Evet, şimdi sıra geldi karnıyarığımıza. Pişmiş bir bakalım. Önce ne yapıyoruz? Fırınımızı kapatıyoruz değil mi beyler? Açık fırından karnıyarık alırsanız cos eliniz yanar. Bunlar da pratik mutfak bilgileri. Evet. Oy oy ay 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 ay, şu karnıyarıklara bak, yeme de yanında yat mis. Orhan'ım sana zahmet, sen şu maydanozları şunun üzerine serp. Ama dur, dur. Maydanozlarımızı serpmeden önce kokla, kokla, bir güzel kokluyoruz. Oh, sanki doğadan yeni masamıza düşmüş gibi. Çünkü Hüsamettin abimizin maydanozları. Kokusu bir bambaşka. Evet, dökebiliriz artık. Kestik. Şimdi ne yapıyorsun sen? Gene mahalle esnafını övmeye başladın. Bak, dün de yaptın aynı şeyi. Ne çeviriyorsun ya? Sen bir dökülsene. Ne çeviriyorsun gene? Döküleyim. Ne döküleyim? Şengül. Tamam, söyleyeceğim ama ne olur kızma. Şengül, dökül dedim. Ben bizim esnafın reklamını yap. Onlardan para alıyorum. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Ya kadın sen, sen nasıl bir kadınsın ya? Ya sen nasıl bir kadınsın? Ya şuradan aldığın para neye ne yetmiyor senin ya? Yetiyor, yetiyor da Orhan bak, bir laf vardır. Akarken dolduracaksın, kötü gün için lazım olur. Ya fark ederlerse o zaman ne olacak? Ya kapının önüne korlarsa bizi? Koymazlar, koymazlar. Ben o kadar akıllıca, ustaca böyle reklamı araya sıkıştırıyorum ki ruhları bile duymuyor. Aşkım, aşkım, aşkım. Peki çocuklar, en sevdiğiniz Dostoyevski romanı hangisi? Ya da şöyle sorayım, daha önce Dostoyevski okudunuz mu? Ben hepsini okudum hocam. Ben de okudum hocam. Hatta Ömer'in en sevdiği roman Suç ve Ceza'ydı, o yüzden okudum hocam. Bir tane şey çocuk vardı orada, böyle hapse falan girecekti. Ben de o hapse girmesin diye her gün dua falan ettim hocam. Çok korkmuştum ya. Çocuk dediğin romanın baş kahramanı Raskolnikov sanırım. Evet. Değil mi? Peki. Şimdi madem Suç ve Ceza'dan bahsediyoruz, romanın baş kahramanı Raskolnikov romanda çok büyük bir ikilem yaşıyor. Bu neydi ve analiz etmek isteyen var mı? Hocam, Raskolnikov çok güçlü bir karakter. İşlediği cinayetlerin altında eziliyor ama pişmanlık duyuyor, üzülüyor. Ama özünde de iyi bir insan. Onun da ikilemi bu. İyi insanmış. Hadi oradan. Fake hareketler bunlar hocam. Hem suçu işliyorsun, pişman oluyorsun. Ama susuyorsun. Polise gitmiyorsun. Resmen ikiyüzlülük. Romanın sonunda karakterimiz polise gidip her şeyi itiraf ediyor hocam. Arkadaş okumadığı için sallıyor işte. Polise gidiyor ha? Ama gerçek hayatta öyle olmuyor. İnsanlar sevdiklerinin gözlerinin içine baka baka yalan söylüyor. Gerçekleri saklıyor. Öyle olmuyor mu? Bence aramızda böyle tipler var. Allah Allah. Kimmiş onlar? Çocuklar. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz yine? Peki. Şimdi çocuklar, size bir kitap listesi vereceğim. Önümüzdeki haftaya kadar en az bir tanesini okuyup geleceksiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Ahmetcan, dağıtabilir misin kağıtları lütfen? Tabii hocam. Peki çocuklar, görüşmek üzere. O gereksiz artistliğin neydi lan? Oğlum sen niye hala bana bulaşıyorsun? Bitti o iş. Miras falan istemiyorum ben sizin. Boş ver Ömer ya, konuşuyor işte böyle boş boş. Gerizekalı. Gerizekalı ha? Öyle mi? Thank you.
o gizli minik sırlarını anlatırken pek de akıllı bir adamdım oysa. Ne oldu? Benimle işim bitince gerizekalı mı oldu? İyiymiş. La oğlum ne anlatıyorsun sen ya? İmalı imalı konuşuyorsun. Söyle ne söyleyeceksen hadi. Sevgilim beni gayet iyi anladı. Kapa çeneni. Sus. Ben bir kere sustum. Sana o iyiliği bir kere yaptım Süsen. Oğlum bak delirtme beni, ne söyleyeceksen söyle hadi. Sevgilin abinin ölümünü sor. Bakalım sana neler anlatır. Sen bir şey söyle, ne diyor bu çocuk? Yok öyle konuşun kız, lan gerisin. Senin abimin kazasıyla ne alakası var oğlum? Bak konuş, seni burada öldürürüm ellerimle. Konuş! Onu bana değil sevgiline soracaksın Ömer Efendi. Arkandan ne numaralar, ne dolaplar dönüyormuş o anlatacak sana. Ne dönüyormuş oğlum bak konuş. Öldürürüm seni bak. Ellerimle boğarım seni, anladın mı beni? Bak kardeş katili yapma beni. Konuş, abim ne alaka? Konuş! Beni kardeş katili yapma, konuş! Konuş dedim lan! Abimin kazasıyla ne alakası var? Konuş! Abimin kazasıyla ne alakası var? Konuş! Öldürürüm seni! Konuş! Konuş dedim! Konuş! Konuş! Ömer ben gördüm! Nasıl oradaydın? Kadir'e kimin çarptığını gördüm. Kim? Melisa. Aşkınızın hazin sonu ha? Hadi şimdi yiyin birbirinizi. Nedir? Ne yapayım? Bugün doğru mu bu? Ha. Abimin Melisa'yı çarptı.
Sizem konuş. Konuş. Konuş kafayı canına konuş. Ömer anlatacağım, söz veriyorum, anlatacağım babamla. Ama ne olur beni de anla ne olur. Ömer, en baştan anlatacağım, tamam mı? Benim bileğim çok acımıştı, biz eve dönüyorduk. Melisa beni öyle görünce ben kullanırım dedi. Kısa mesafeydi Ömer, ben yemin ederim bak. Gerçekten bunların olacağını bilseydim Melisa'ya arabayı vermezdim sana, yemin ederim. Sonra üzerimize doğru bir motor gelmeye başladı. Melisa! Allah kahretsin! Allah sizin belanızı! Melisa, kızım senin ehliyetin yok. Senin ehliyetin yok. Sen neden araba kullanıyorsun? Neden araba kullanıyor benim kızım ehliyetsiz? Benim elim acıyordu da ben de Melisa kullanıyorum deyince... Ay ben senin eline! Birine çarptı. Birine çarptı. İyi mi? İyi mi o? İyi mi o? İyi mi? Kadir! Süsen bana bak! Bu araba senin değil mi? İyi. Bak, eğer bu kazadan birinin haberi olursa kızımla beraber sen de yanarsın. Senin araban çarptı Kadir, anladın mı beni? Anladın mı beni? Sen de yıldın değil mi lan kulüp muhabbetinden? Ne oldu buna Hile ya? Ömer! Ömer iyi misin oğlum? Oğlum söylesene!
sen bana şarkımı yaptın. Evet. Ama henüz hazır değil. Yani üzerine biraz daha çalışmam lazım. Aşkım azıcık söylesen, böyle ucundan çıtlatsan. Hayatta olmaz. Bu halde mümkün değil. Bak sevgilim, sanatçı eserini hazırlamadan görücüye çıkarmaz. Gençler, ölüyorum kusura bakmayın da Asiye, Ömer'in bir şeyi mi var? Sinirle bastı gitti yanımdan, kötü bir şey falan yok değil mi? Allah Allah, ben bilmiyorum, hiç görmedim Ömer'i. Bir şey söylemedi mi? Ya yok, beni bile görmemiş olabilir yani, o kadar sinirliydi, anlamadım. Ya Sarp'la falan mı kavga etti bunlar acaba? Telefonu da açmıyor. Kötü bir şey mi oldu acaba? Ne bu iş? Ben geldim. Ay Akif, aşk olsun. Neredesin sen? Hani erken gelecektin, bana yardım edecektin? Hah, hah. Şişir o balonları. Şişir, hepsi bitecek, kaytardın zaten. Ya Allah Allah, ya ne yapaydım Nebahat'im, ne yapaydım? Pazarlık etmeden mi alaydım kulübü? Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel dükkan var ya, üf. Vallahi ben de çok beğendim. Ne oldu, ne dediler? Vallahi düşüneceklermiş. İstedikleri kadar düşünsünler. O dükkan bizde. Ay hadi inşallah. İnşallah. Geldi mi oğlum, pastası geldi mi? Geldi geldi, bak şurada. Heh. Hadi bakayım. Of be, ya budur ya. Ay Akif, bu ne Allah aşkına? Ya sen çocuğa takım pastası mı yaptırdın? Ay yo, takım pastası değil. Takım pastası değil hayatım. Beşiktaş pastası yaptırdım. Çünkü neden? Beşiktaş takım değil, kulüptür. Allah Allah. Ya şöyle renkli güzel bir şey yaptırsaydın ya. Siyah beyaz işte. Siyah beyazdan güzel renk mi var kızım? Allah Allah. Oğlumun şu dört tekerlekli hediyesini de şuraya bırakayım da. Ay çok sevinecek. Bayılacak, bayılacak. Kim bu ya? Herhalde kapıyla husumeti olan biri, bu kadar dövülmez çünkü. Geldim. Geldim, patlama, Allah Allah. Geldim. Aa. Ömer? Nasıl yaptın lan bunu? Nasıl ha? Oğlum ne diyorsun? Gel içeri konuşalım sakin sakin. Abime meclise çarpmış. Sen de üstünü kapatmışsın. Doğru mu bu? Doğru mu? Ömer bak, sandığın gibi değil oğlum. Abinin hatasıydı. Abin ters şeritten geliyordu oğlum. Lan ne anlatıyorsun lan sen? Ne anlatıyorsun? Kızının ehliyeti yokmuş, ehliyeti. Polise gidecektiniz, kaza oldu diyecektiniz, bana gelecektiniz, bana. Ama hepiniz cezasını çekeceksiniz. Sizi de kızınızı da hapse yollayacağım. Ömer, Ömer ne olur benim kızıma dokunma, ne olur. Ne olur, Melisa çok hasta. Ömer, Melisa çok hasta yavrum. Çok acı çekti, kendini hiç affetmedi. O kadar kötü ki, ne olur acı ona. Yapmadan önce düşünecektiniz lan. Lan şerefsiz, sen benim yüzüme gülüyordun dün. Şerefsiz köpek, sen benim yüzüme gülüyordun dün. Oğlum bak, oğlum ne istiyorsun lan? Ne istiyorsan yapacağım, vallahi billahi yapacağım. Ölmemi istiyorsun lan, tamam? Tamam, ona da tamam. Çıkayım yukarıdan, getireyim silahı. Dayayım kafama, sıkayım. Sen de rahatla, ben de rahatlayayım. Oğlum bak ne olur, bak yalvarıyorum, ne olur bir dinle beni bak. Kızım hastane köşelerinde bitki gibi yaşıyor, annesi perişan oldu. Ulan oğlum ben böyle olmasını vallahi billahi istemedim bak. Abini ben götürdüm hastaneye, Kadir'i ben götürdüm hastaneye. Keşke elimden daha fazlası gelseydi. Daha fazlasını yapamadım ama. Hastaneye götürmedin onu. Sen onu hastanenin önüne attın, sonra da herkesi susturdun. Ama bitti o iş. Bitti. Ömer bak, vallahi bildiğin gibi değil oğlum. Bak gerçekten bildiğin gibi değil. Bak yengen de amcan da biliyor, Orhan Bey benim gırtlağıma sarıldı. Ya bu kadın ölümlerden döndü oğlum. Bak yengen de amcan da biliyor, Orhan Bey benim gırtlağıma sarıldı. Amcam da mı biliyor? Ömer. Ömer!
yok çocuk ya. Doruk gerçekten kötü bir şey falan mı oldu acaba? Sanmıyorum sevgilim. Bak Süsen de yok ortalıkta. Tartışmışlardır belki. Ömer arıyor. Açalım. Ömer. Asiye. Hepsi biliyormuş. Hepsi biliyormuş. Ömer ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Abime Melisa çarpmış Asiye. Kızı yurt dışına kaçırmışlar. Süsen, yengem, amcam hepsi biliyor. Hepsi. Melisa nasıl? Daha iyi mi? Yok. Ruh gibi hala. Konuşmuyor, yemiyor. Nasıl toparlayacak hiçbir fikrim yok. Sevgilim ne oldu? Asiye kötü bir şey mi olmuş aşkım? Söylesene ne oldu? Melisa. Kadir abime Melisa çarpmış. Ne? Akif bu çocuk polise gidecek. Bu çocuk polise gidecek. Bir şeyler yap, ona engel ol. Ne yaparlar, ispat edebilirler mi? Ha? Ah, ah Melisa'yı alacaklar, hapse atacaklar ya. Nebahat, Nebahat'cığım. Hayatım ne olur bak bir sakin ol. Bir sakin ol, bir otur. Düşünüyorum, düşünüyorum, bir şey bulamıyorum. Benim de kafam durdu. Sakin ol. Bulacağız bir yolunu elbet. Bir sakin ol. Doruk. Doruk da öğrendiyse. Yok, Allah'ım ne olur. Ne olur. Alo? Baba. Şimdi soracağım soruya ne olur doğru cevap ver. Kadir'i Melisa mı öldürdü? Bak, bak Doruk oğlum ne olur sakin ol. Bak kardeşin ehliyeti yoktu. Tamam mı? Bak sakin ol. Mecburdum. Eve gel konuşalım oğlum. Tamam mı aslan? Baba sen ne diyorsun ya? Ne demek mecburdum? Niye polise gitmediniz? Ben sana sordum. Kardeşim neden burada tedavi görmüyor? Neden yurt dışında diye defalarca sordum. Bak defalarca sordum baba. Bana yalan söylediniz. Gözümün içine baka baka yalan söylemişsiniz. Ulan kardeşinin ehliyeti yoktu diyorum. Hapse atacaklardı kardeşini, ne yapsaydım ya? Ya bir düşün, Allah aşkına bir düşünün be. Ya bu Akif bunu niye yaptı deyin. Biraz da beni düşünün ya. Ya yeter, insaf artık ya. Baba sen beni mahvettin. Sen hepimizin hayatını mahvettin. Asiye'nin yüzüne nasıl bakacağım ben? Orhan amcanın, Ömer'in, Oğulcan'ın yüzüne nasıl bakacağım? Arkadaşlarımın yüzüne nasıl bakacağım ben baba? Allah senin belanı versin. Duydun mu beni? Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Ses ver, alo. Ne oluyor Akif? Akif ne oluyor? Bilmiyorum Nebahat, garip garip bir ses. Kaza mı oldu yoksa? Alo. Doruk. Doruk oğlum, alo. Alo. Alo Doruk. Alo. Doruk aslanım, alo.
Alo! Alo durun! Misler gibi oldu vallahi. Afiyetle yeriz artık. Ya sen ne ara yaptın bu revaniyi kız? Tatlı seviyorum biliyorum ha. Yapıverdim hemencecik. Hah. Hadi afiyetle yedin. Kilo aldıracağım bana, kilo aldıracağım. Sen her haline yakışıklısın canım kocam benim. Heh. Amca! Hayırdır inşallah? Ömer? Yavrum ne oluyor? Niye bağırıyorsun? İyi misin sen? Bunu nasıl sakladınız benden ya? Neyi sakladık? Neyi sakladık oğlum? Biz sizden bir şey saklamadık. Neyi sakladık? Herkesten beklerdim de. Sen benim büyüğümdün ya. Sen benim babamdın be. Oğlum, ne diyorsun anlamıyorum. Gel, gel bir otur. Kadir abime. Çarpan'ın Melis olduğunu biliyor musunuz? Kızım yaptı kazayı. Kadir'in motoruna Melis'e çarptı arabayla. Ne? Sen ne diyorsun be adam? Şengül ne diyor bu adam? Melis'e çarptı. Kadir'e beni saçakmış. Hiç öğrenmeyeceğimi zannettiniz. Ha? Yüzüme bak amca niye? Niye? Niye sustun niye? Niye? Ömer, oğlum bak bir sakin ol, bir sakin ol. Otur, her şeyi anlatacağım. Hayır. Dokunma bana. Senin nasıl bir mazeretin olabilir ya? Sen o adamla dün gece eğleniyordun. Niye amca, niye? Hepiniz cezanızı çekeceksiniz. Hepiniz. Sen de, kızın da. Bu işin üstünü kim kapatmaya çalıştıysa. Hepiniz cezanızı çekeceksiniz. Bak Orhan Bey, ne olur. Ya Orhan Bey, dinle beni. Orhan Bey, lütfen. Polis olmaz. Benim kızım çok küçük, hapse giremez. Orhan Bey, dur. O dışarıdaki çocuklar gerçekleri öğrenirse neler olacağını tahmin edebiliyorsun değil mi? Sen Melisa'dan şikayetçi olmayacaksın. Ben de senden şikayetçi olmayacağım. Bu bizim ikimizin arasında bir sır olarak kalacak Orhan. Niye sustun amca, niye? Ömer'im susmadım, susmadım. Gittim herifin yakasına yapıştım. Gebertecektim, öldürecektim adamı. Ama işte o kaza oldu. Nebati yanlışlıkla ittim, aşağıya düştü. Biliyorum, biliyorum ama aklıma yatmıyor işte. Bana mantıklı bir şey söyle amca. Benim aklıma yatmıyor. Aklıma yatmıyor amca. Benim aklıma yatmıyor. Niye? Yapma şunu. Niye? Yapma şunu. Yapma. Abimi öldürdünüz. Ömer. Ya yüzüme bak. Yüzüme bak lan. Yüzüme bak. Lan ne yapsaydım? Ne yapsaydım ya? Ben de gidip o kızımı öldürseydim.
Abimin intikamını öyle mi alsaydım? Cana can, kana kan mı deseydim? Ne yapsaydım lan? Kadir'in o kızı ne kadar sevdiğini biliyorsun Ömer'im ya. Kadir ister miydi böyle bir şey olsun? Ömer'im, kız zaten perişan oldu. Bak aklını yitirdi, hastanelere düştü. Bedelini ödedi. Sus diyorsun yani bana. Ömer oğlum. Susmayacağım. Akif de, deli kızı da siz de cezanızı çekeceksiniz. Ömer oğlum. Başlatma oğlundan. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Kalk lan ayağa. Kalk, her şeyi anlatacaksın polise. Kalk. Ömer! Ömer! Ömer bırak! Görmüyor mu adamın halini? Sizin dediğiniz hiçbir şeye inanmıyorum ben. Ömer bırak adamı! Ömer yapma! Ömer'cim kurban olduğum insaf et, ne olursun bak kime neyi istiyorsan deriz. Kime neyi istiyorsan söyleriz. Görmüyor mu adamın halini? Git! Kurban olduğum yapma. İyi misin Orhan? Tamam. ...18 yaşında erkek direksiyonu hakimiyetini kaybedip 3-4 takla atmış. Solunum düzensizliği var, nabzı çok zayıf. Travmaya bağlı iç kanama olasılığı çok yüksek. İlk müdahaleyi yapalım, ameliyathane hazırlansın hemen. Üç, iki, bir. Elektrotları takalım. Hemen bir tansiyon aleti, binlik izotonik ayarlayın. Hastanın nabzı giderek düşüyor. Ameliyathaneye kadar yetişemeyebilir. Kalp masajına başlıyoruz. Asiye'nin yüzüne nasıl bakacağım ben? Arkadaşlarımın yüzüne nasıl bakacağım ben? Baba! Miligram adrenalin hazırlayın. Elektroşok hemen. Ambuyu hazırlayın. 1 miligram adrenalin hazır. Elektroşok hazır. Tekrar. Abi, kızdı mı? Doruk'a güveniyor musun diye sordu. Aha. Sen ne dedin peki? Hayır dedim. Ben daha fazla rahatsızlık vermeyeyim o zaman. Sonra Doruk'tan hoşlanıyor musun diye sordu. Ben de evet hoşlanıyorum dedim. Ne dedin, ne dedin? Duydum. Hayır, duymadım. Uçak geçti. Sen ne güzel gülüyorsun öyle ya. Biz hiç ayrılmayalım olur mu? Söz ver bana. Biz hep birlikte olalım. Söz. Asla ayrılmayacağız. İşte budur be. Doruk, iyi ki varsın. Sen benim hayatımda bana iyi gelen tek şeysin. İyi ki benim sevgilimsin. Sen de iyi ki benimlesin sevgilim. İyi ki beni seçtin. Sayende dünyanın en mutlu erkeğiyim. Hemşire Hanım. Hemşire Hanım, oğlumu getir Büşra buraya. Trafik kazası geçirmiş. İsmi neydi? Doruk. Doruk Atakul. Acil müdahale odasına alındı. Hemen şu tarafta. Ah. Beyefendi, ne yapıyorsunuz? İçeri giremezsiniz lütfen. Tamam hemşire hanım, girmeyeceğiz zaten içeri. Doruk Atakul. Annesi babasıyız biz.
trafik kazası geçirmiş. Acaba durumu nedir onu öğrenmek istiyoruz. Doktor hanım şimdi bilgi verecek size hemen. Ha doktor hanım. Biz Doruk Atakul'un annesiyle babasıyız. Oğlumuz trafik kazası geçirdi. Ameliyata alınmış galiba. Nedir durumu? Çıktı mı ameliyattan? Yoğun bakımda mı? Ne olur bir şey söyleyin bize. Oğlunuz buraya geldiğinde iç kanaması vardı. Gereken bütün müdahaleyi yaptık ama iç kanamasını maalesef durduramadık. İç kanaması vardı ne demek ya? Biz elimizden geleni yaptık fakat maalesef. Başınız sağ olsun. Ne diyor bu? Bu ne diyor Akif? Bu ne diyor? Oğlumuz öldü mü diyor bu bize? Akif bu ne diyor? Oğlunuz öldü mü diyor? Akif o benim oğlum ölemez. Akif benim oğlum ölemez. Benim oğlum ölemez. Benim oğlum ölemez senin yüzünden. Benim oğlum öldü. Ne oluyor ya? Senin yüzünden öldü benim oğlum senin. Senin yüzünden öldü. Ah. Ah. Akif amca ne oluyor? Allah bir saniye. Doruk! Ne yapıyorsun ya? Niye öpüyorsun Doruk yüzünü? Aşkım! Doruk! Yok! Yok yok! Tamam uyan şimdi! Uyan! Doruk uyan ne olur uyan! Sen bana söz verdin, hayır hayır sen beni yalnız bırakmazdın aşkım. Bir sabah saçları gidemezsin Doruk ya. Ne oldu ya, ne oldu ya, ne oldu ya. Sen gidemezsin, ne oldu, gidemezsin aşkım. Gideceğiz beyaz beyaz. Beni bırakma. Büyük güneş kapayla baktığında çizgilerden. Bırak bütün beni örtme. Yeni bir yüz gösterecek, üzülmek biraz. Yok olmaz erken daha, biraz geç kalın ne olur. Hiç hazır değilim, gitme, gitme, gitme. Ne olur, gitme. Bırakın bir süre daha. Tanıdık değil bana gül. Yok olamaz dur dur. Gidemezsin. Gözlerimin rengi dur. Bulutlara göremezsin. Yok alamaz dur. Benim derin zaman dur. Oğlum bir tane benim. Tanıdık değil bana aşkım! Aşkım! Tamam durun. Durun tamam aç gözünü aç gözünü aç gözünü bir kere daha bak sana. Dur bir kere daha bak. Dur bir kere sakla bak. Bak bana. Bak bana ne olur öyle gitme. Gitme. Gitmeyeceğim dedi. Gitmeyeceğim dedi. Gitmeyeceğim dedi. Bırakmayacağım dedi. Biliyorum. Biz birbirimizi bulduğumuz için çok şanslıyız aslında biliyor musun?
birisine böyle güvenebilmek, onun her şeyi başarabileceğine inanmak. Yani bunlar çok özel duygular. İnsana güç veriyor. Bu her zaman böyle olacak. Kendini hiçbir zaman güçsüz hissetmeyeceksin. Çünkü ben hep senin yanında olacağım. Doruk, bu benim tokam. Yine mi fark ettin? Yalnız konularda biraz daha dikkat edebilirsek sevgilimize lütfen. Ne olur baharları bırakın bir süre. Hürmeyle gidemezsin ne olur. Babacığım, senin için zor olmuyor mu böyle her gün her gün beni okula bırakmak? Hem bu yüzden şirkete de geç kalıyorsun. Niye zor olsun oğlum? Baba oğul vakit geçiriyoruz işte, ne güzel. E iyi de geliyor bana. Peki. Ya benim için hava hoş. Ben sen zorlanma diye dedim. Senden başka kimim kaldı ki be? Sen benim her şeyimsin oğlum. Yok olmaz yavrum. Hayırdır? Ne güzellik böyle. Vallahi bundan sonra böyle artık Dorukcuğum. Her zaman ışıl ışıl, her zaman pırıl pırıl. Beni kaybedenler üzülsün. İşte budur ya. Aslan annem benim be. Ha, benim güzel oğlum. Hmm. Oh, canım evladım, canım. Bak, iyi ki Melisa'nın senin gibi düşünceli bir abisi var. Hayır, 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 hayır! Bırak bakalım beni! O beni bırakma! Hayır, bırakmayacağım, 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 bırakmayacağım! Bırakmayacağım, bırakmayacağım! Kimse yapma! Doktor yapma! Gel bir yardım et de! Doktor! Asiye! Asiye kendine gel, Asiye! Gerisi hep sende kalsın. Bana son kez öyle gülüver. Yüreğim de sende kalsın. Bana hatıradır ateşin. Yanarım
yanarım. Seni başka kimse bulamaz kaybım. Ezberimde yüzüm, silmek öyle kolay mı? Kaderimde bir düğüm, çözmek öyle kolay mı? Bana hatıradır ateşin, yanarım, yanarım. Seni başka kimse bulamaz kaybım. Akif Bey, gel hadi kalk. Yok. Orhan Bey, ben burada evladımı bırakıp gidemem ki. Baba, bence biraz yalnız bırakalım ha. Zaten Asiye de hastanede bekliyor. Başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Annemi arayayım ben, dosya kendine gelmiş mi acaba? Oğlum canım merak etmesin, İlmiye teyze bakıyor da. Babam da eve gitti de işte. Alo kuzum.
saracağım hiç. Heh, anne, Asiye kendine geldi mi? Nasılsınız? Ağır bir sakinleştirici yaptılar. Uyuyor yavrucak. Siz ne yaptınız? Defnedebildiniz mi Doruk'u? Tamam yavrum, tamam. Ben de sonra gider bir Fatiha okurum. Hadi oyalanmayın, çabuk gelin. Oyalanmadan gelin hemen diyorum. Evet Özür. Asiye, uyandın mı sen yavrum? Ah canımın içi, çok korktum, çok. Kuzum yapma, ağlama, ağlama kurban oldum, ne olursun ağlama. Hemşire haber verin bana dediydi uyanınca. Ben bir koşu gideyim, ona haber vereyim, olur mu yavrum? Sen beni burada bekle kuzum. Asiye, kızım. Asiye? Burada yatıyordu. Asiye kızım, Asiye. Doruk abi görünce çok çok mutlu olacak. Bir şey yemedin, acıkmışsındır. Biz seninle gidip bir şeyler yiyelim, olur mu? Tolga abi,
Neden ağlıyorlar? Ben sana anlatacağım Bıcır'ım niye ağlıyorlar. Biz git bir şeyler yiyelim, tamam? Tamam. Hadi gel. Baba ne yapıyorsun ya? Vay, 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 vay benim Elvis oğlum be. Analar ne yiğitler doğurmuş be, helal olsun be. Abart, abart. Ya oğlum ana olarak çekiyorum ya, şunu devam et, çalış de. Bak, bak, hallere bak, bak. Tabii, Asiye istese çalardım. Baban istiyor, çalmıyorsun değil mi oğlum? Aa, o nasıl laf babacığım ya? Seni de çok seviyorum. Aslan babam benim. Sahi mi lan? Evet, sahi. Nebat! Nebat, koş, koş. Oğlumuz konuştu. Dedi ki, babacığım dedi, seni çok seviyorum dedi. Koş ne boş. Hiç annemle aramı bozamazsın. İkiniz de benim canımsınız. Sana bazen kızıyorum, ediyorum ama sen benim hayatımda tanıdığım en özel adamsın. Neşeli, hayat dolu, aşırı zeki, hatta bayağı bir karizmatik. Kral adamsın, Akif Atako. Seviyorum seni. Ben. Şunu gözümün önünden çeker misin lütfen? Asiye ile buluşacağım, geç kalıyorum. Ben de seni çok seviyorum oğlum. Ah, yavrum, yavrum. Yavrum, yavrum oğlum. Yavrum. Yavrum. Hayırdır? Kitap okumak için gelmedin herhalde kütüphaneye. Ya şirkete gelen giden oluyor da böyle bir sakin kafayla düşünmem lazım. Ben de nereye gideyim diye düşündüm, burası geldi aklıma. Bugüne kadar çözemediğin ve altından kalkamadığın hiçbir şey olmadığını bilen biri olarak ben seni yine başaracağına eminim. Aslan oğlum benim be. Lütfen paraya sıkışırsa bana söyle babacığım. Senden başka kimim var lan benim? Tabii ki sana söyleyeceğim. Merak etme. Biz elimizden geleni yaptık fakat maalesef başınız sağ olsun. Benim oğlum ödenemez senin yüzünden. Senin yüzünden öldü benim oğlum senin. Senin yüzünden öldü. Oh!
Oğlum. Aslan oğlum. Geldim oğlum. Geldim. Seni yalnız bırakacağım düşünmedin değil mi oğlum? Bırakmam. Çünkü babalar evlatlarını asla yalnız bırakmaz oğlum. Ben de seni yalnız bırakmayacağım. Bir türlü kurtulamadın değil mi bu Allah'ın belası adamdan? Doğru katakul. Merak etme oğlum. Ben de senin yanına geliyorum. Asiye. Hadi git kızım buradan. Hadi. Ben oğlunun ölümüne sebep olmuş aşağılık bir adamım. Affet beni güzel kızım.
bugün, dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.